Efendim herkese iyi geceler. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışında bu gece yine değerli konuklarımla birlikteyiz. İstanbul stüdyomuzda Mahmut Övür var. Mahmut Övür hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul stüdyosu bize kaldı Mahmut Övür. Evet. Yani Hasan kaçmış herhalde. O Ankara'ya kaçtı. Ankara'ya. Emin Pazarcı ile birlikte karşımızda. Hasan Öztürk hoş geldin. Emin Pazarcı hoş geldin. Eyvallah, kolay gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar. Eyvallah. 2'ye 2 olduk. 2'ye 2 bakalım. 2'ye 2 olduk. Evet. Ama söz bizde. Siyasetin merkezi Maraş'ın orada. İntikamını almaya geldim burada. Maraş'ta ne oldu ki, ne intikamı? Latife babında. Şimdi gülüyoruz ama içimizde kan ağlıyor. Kesinlikle. Gazze'de son durum şu. 72 cami tamamen yıkılmış. 156 cami hasar görmüş. 25 hastane hizmet dışı. 255 okul hasar. 63'ü hizmet dışı. 42 bin konut. 42 bin de geçti. Konut. Yerle bir edildi. Binlerce çocuk. Çocuk öldürdü. Öldü. Binlerce çocuk. Tablo kötü. Biden'ın bir açıklaması var. Biden uluslararası medyanın karşısına çıktı ve dedi ki işte Gazze'de, daha doğrusu bu Hamas'ın müdahalesi nedeniyle işte 40 bebeğin kafasının kesildiğini gördüm dedi. İlk açıklamalarından biri. İlk açıklamalarından biri. Beyaz Saray yalanladı bunu, biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani İsrail'e yalanladı, Beyaz Saray'da yalanladı. Yani bunun bir yalan olduğu ortaya çıktığı halde Biden böyle söyledi. Bir de Hamas İsrail'i çocukları yakmayı planlıyor dedi. Bunu nerede söylüyor? İsrail'in bebekleri katlettiği yerde söylüyor. Şimdi bir yalan bombardımanı başlattı. Ona geleceğim. Gazze'de masum insanlar ölüyor. Görüntüye baksanız, yani bunu bir savaş olarak görseniz, Tel Aviv ayakta duruyor ama Gazze yıkıldı. Yerle bir edilmiş. Evet. İsrail'de ölen sayısı az ama 10 bini aşmış Gazze'de. Görüntüde Filistinler kaybediyor. Ama büyük resmin fotoğrafına büyük baktığında resim, İsrail ağır kayıplar veriyor. Nedir o? Mahmut Övür. Büyük. Tugay, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün bir haberde gördüm. Bir defa Şifa Hastanesi'nin içine girmişler bugün. Evet. Dehşete düştüm işin doğrusu. Onları versene. Oraya girdiklerinde İsrail askerleri giriyorlar. Orada ne bulacaklar? Değil mi? Beklentileri nedir? Tünellerin olduğunu. 180 kişi öldürüyorlar orada. Altı. Nasıl? 180 kişi öldürüyorlar. Onu öldürüyorlar. Bir taraftan da orada tünel bulacaklar. Tünel buldukları zaman da işte Hamas buradaydı diyecekler. Tabii bir şey bulamıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Orada daha önce ölen insanları bahçesine gömülmüş, ölen insanların cesetlerini çıkartıyorlar. Ya bundan daha İnsanlık dışı bir şey olamaz ya. Bu kadar vahşi bir durum var. Şimdi buradan yola çıkarak da bir soruna cevap vereyim. Fotoğraf şu. Aslında burada bir İsrail, Netanyahu, faşist, siyonist bir yapının katliamlarını görmüyoruz. Bence burada aslında Batı'nın fotoğrafını görüyoruz. Batı'nın bütün birikimi dediğimiz, yani son 50 yıldaki, 60-70 yıldaki demokrasi, insan hakları, hukuk, eşitlik üzerinden kendisini bir yere oturtmuştu. Bence onun sınıfta kaldığının fotoğrafını görüyoruz. Büyük fotoğrafta aslında gördüğümüz bu. Büyük bir sınavdan geçiyor Batı ve bu sınavı hakikaten şu anda başaramamış durumdadır. İnsanlık ölürken sesi çıkmayan bir Batı var. Hangi Batı'nın sesi çıkmıyor? İnsan haklarını önceleyen, bize insan hakları dersi vermeye kalkan, dünyaya nizam vermeye kalkan Batı'nın. Şimdi bu Amerika bunun başını çekiyor. Hiç dikkat ediyor musun? Geri adım atmıyor. Yani çünkü şunu görüyorsun, yani Netanyahu veya İsrail'de herhangi bir iktidar bugün değil dün de bu zulümü, bu vahşeti yapamazdı eğer Amerika olmasaydı. Amerika olduğu için bu vahşet yapılıyor. Bunu aslında hepimizin, halkların görmesi gerekiyor. Bence görüyor da.
İki fotoğraf ortaya çıkıyor. Bir tarafta eli kanlı bir Batı iktidarları, bir tarafta da vicdanı sızlayan Batı halkları. Bence o çok çok daha önemlidir. O yüzden hani burada bir iki kıyaslama yaparsak, işte Gazze halkı 2.5 milyon, 2.3 milyon insan. Orada Hamas diye bir örgüt var, seçilmiş gelmiş. O tarafını bir tarafa bırakıyorum. Ona karşı bütün gücüyle, konvansiyonel gücüyle İsrail tam açık bir katliam yapıyor. Yani bir Hitler'in 1939'dan 45'e kadar Almanya'da ya da Polonya'da ya da bölgede yaptığı 60-70 milyon insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı'nın çok daha vahşisini zavallı halka uygulayan bir Batı aklıyla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir dünya, hakikaten şaşıp kalmamak mümkün değil. Evet. Bu nasıl bir dünya Emin Pazarcı? Bu böyle bir dünya, aslında değişmiş de değil. Biz Batı'yı suçluyoruz, doğru. Mahmud Öğür'ün söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ama eğer Araplar düzgün olsaydı, orada İran üzerine düşeni yapsaydı, mesela Mısır Refah sınır kapısından giren tırlara, İsrail senin ne işin var kardeşim, bu tırlar buradan geçecek, gidecek Gazze'nin içinde ilerleyecek, öbür tarafta İsrail'in ayağına gidecek, orada kontrol edildikten sonra içeri girecek. Böyle bir şey yok. Sen benim egemenlik haklarıma nasıl karışırsın, ben senin esirin miyim dese ve bunun gibi pek çok konuda İslam dünyası üzerine düşeni yapsa biz bu hale gelmezdik diye düşünüyorum. Şimdi herkes Hamas, Hamas, Hamas diye bağırıyor. Tamam, Hamas'ın hataları olabilir, üzerine düşeni yaptı, direniyor. Nereye kadar direnir bilmiyoruz. Belki tamamı yok olacak ama üzerine düşeni yapıyor. Şimdi Hamas'ı bu hale getiren, ortada bırakanlar utansın. İran. İran'da Hizbullah var. Hizbullah kimin için kuruldu? İsrail için kuruldu değil mi? Amerika için kuruldu. Hı hı. Peki Hizbullah nerede? Zaten Hamas da biraz Hizbullah'a güvenerek, oralardan cephe açılacağını düşünerek gitti. Ortada bıraktılar. Şimdi İran lak lak ediyor sürekli olarak. Vurduk, vuracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Sonuç yok. Yani yeni bir cephe açılmış değil. Biliyor musunuz? O Hizbullah'ın lideri neydi? Adını bile şey yapmıyorum ben. O açıklama yapacağı zaman Türkiye'deki Türk yetkililer, Nasrallah, Türkiye'deki Türk yetkililer dinlemedi bile. Ne söyleyeceği belliydi. Yani ipe un sereceğini düşündüler ve onu dinlemediler. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı bir sürü karar aldı. Millet tabii uzaktan bakınca ya böyle karar olur mu diyor. Evet, bu kararlar çok 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 önemli kararlar. Ama bu kararlarla ilgili atılan bir adım var mı? Şimdi uluslararası anlaşmalara göre güvenliğimiz tehlikede diyor değil mi İsrail? Uluslararası anlaşmalara göre işgalcinin güvenliği diye bir şey olamaz. Sen işgalcisin. İşgal ettiğin topraklarda güvenlik bekliyorsun. Ve bunu daha yeni, bunları işgalci olarak yerleşimcileri ortaya koyan bir karar aldı İslam Emin Pazarcı. Teşkilatı. Peki Suudi Arabistan. Emin Pazarcı, evet. Şimdi meşru müdafaa diyor ya. Evet. Ve bunu da herkes diline dolamış. İşte Hamas böyle, işte bu da meşru müdafaa vesaire. Bir yine Avrupa Birliği'nden, şimdi kimden olduğunu söyleyeceğim, bir kurumdan bir açıklama var. Diyor ki işgalcinin meşru müdafası diye bir şey söz konusu olamaz diyor. Şimdi bunu ekran başındakileri ben işte bir ufak örnekle söyleyeyim, sözü yani devam ettirirsin Emin Pazarcı. Evinize bir katil gelmiş Mahmud Öğür. Eve geliyorsunuz, içeride bir katil var, elinde bıçağı var. Ya da size diyor ki otur kalkmayacaksın, ben buradayım, burada yatacağım, bana bakacaksın falan. Sen ne yapıyorsun falan deyip adamı dışarı çıkarmaya çalışırken adam seni öldürüyor. Hakimin karşısına çıkıyor katil, diyor ki meşru müdafaa, bana saldırdı. Ya sen adamın evinde ne işin var senin? Buyur Emin Pazarcı. Buraya şunu da eklemek mümkün. İşte bizim başımıza füze yağıyor. Ya senin başına falan yağmıyor. Adam kendi toprağına füze atıyor. Sen bir kere şunu cevabını vereceksin. Senin orada ne işin var? Senin toprağın değil ki orası. Sen gitmişsin, çökmüşsün. Şimdi bakıyoruz zaman zaman işte AVM'lerde alışveriş yapan, son derece modern giyinmiş, onlara göre modern tabii, bir takım insanlar var. İşte bebek arabalarının üstüne silahları falan asmışlar. Ne yapıyorlar bunlar? Silahlarla geziyorlar. Çok güzel bir şey tabii. Bir tarafa da Filistinlerin fotoğraflarını koyuyorlar. Ağzını yüzünü sarmış sakallı bıyıklı adamlar. İşte bu insanlar bunları öldürüyor. Aslında olay tam tersi.
O silahlı insanlar başkasının malının üstüne konmuşlar. Öbür garibanları da tek tek fişliyorlar. Onlar da tanınmamak için yüzlerini kapatıyorlar. Şimdi bir İslam İşbirliği Teşkilatı'nın o kararlarına gelelim. Ambargoyu delelim diyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı. Bununla ilgili olarak da zannediyorum 3 ülke hariç, Suudi Arabistan başta olmak üzere, bütün İslam ülkeleri evet kararı verdiler. Peki ambargo niye delinmiyor? Şimdi diyeceksiniz ki ambargo nasıl delinir? Ya ambargo çok rahat delinir. Çünkü şu anda 50'den fazla ülkeden 500'ün üzerine belki 1000 tane tır Refah sınır kapısında Mısır tarafında bekliyor. Ve orada İsrail yok. Kimse yok. Ve oradan giren tırlar İsrail'in iznine göre gidiyorlar. Gazze içinden sağ tarafa doğru İsrail'in kontrolündeki bir sınır kapısında kontrol ediliyorlar. Ondan sonra izin veriliyor. Şimdi ambargoyu deleceksiniz. Kızılaç'ın da orada şeyleri var, araçları var. Müslümanı, Hristiyanı, Budisti, herkes orada. Mısır kapıları açsa, ben bırakıyorum kardeşim dese, acaba İsrail bunları vurabilir mi? Sıkar mı? Yapabilir mi? Ve Biden ya da İngiltere ya da bir başkası bunun arkasında durabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyanın yardım kuruşlarını vuracak. Ama buna bile cesaret edemiyor İslam ülkeleri. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi Hamas deyip tartışıyoruz ama orada yapılması gereken pek çok şey var. Belki o yarın öbür gün orada da denenecek. Belki yapılacak. Çünkü ambargonun karşılığı bu. Olması gereken bu. Gazze'den girerse acaba vurabilir mi? Belki bir iki tanesini vurdu. Tamamını yok edecek bunların. Yani bu tür tedbirleri almak lazım. O açıdan Gazze'de neler oluyor? Gazze'de onurlu insanlar direniyor. Bir takım insanlar bunları alkışlıyor. O onurlu insanlara destek vermesi gereken insanlar gereğini yapamıyorlar, korkuyorlar. Bir de şeyler var, böyle şakşakçılar, nutukçular, bizdeki sözde Atatürkçüler gibi, Özgür Özel başta olmak üzere, CHP'nin sözcüleri başta olmak üzere, bir yandan Kuvayi Milliye'den, Atatürk'ten bahsediyorlar, öbür taraftan da Hamas işgalci diyorlar. Ben çok uzatmayacağım. O zaman bu söylem nereye götürür Turgay Güler, biz biliyor musun? Evet. Milli mücadele kahramanları da teröristti. Mustafa Kemal de terörist başıydı bunların şeyine bakarsanız, anlayışına bakarsanız. Buraya kadar götürür ve maalesef iç acıtıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Hasan Öztürk. Hasan da konuşsun ama Hasan'ın konuşması bittikten sonra bence bu Arap coğrafyasındaki süreci bir de konuşmamız lazım. Onu ben notumu aldım, konuşacağım. Yani o Arap coğrafyasına bir fokuslanmamız lazım. Ne oluyor? Yani sokağın ayrı bakmak, yönetimlerine ayrı bakmak, ayırmak lazım. Evet. Buradan o zaman devam edeyim. Şimdi burada hani Arap coğrafyasına bakacağız biraz sonra ama herhalde burada Mısır'ı, Ürdün'ü ve Katar'ı biraz ayırmamız gerekecek. Yani evet, yönetimiyle beraber. Bugüne kadar eleştirmiş olmakla birlikte Sisi'nin tutumu veya Mısır'ın tutumu şu ana kadar açıkçası ve Türkiye ile olan ilişki biçimi, iletişim biçimi de bu anlamda önemli. Yani ayrışıyor diğerlerinden. Katar ve Ürdün de hakeza bu bağlamda yine bu olup bitenin de Gazze'ye hem yardım etme hem İsrail'in bu saldırganlığının uluslararası arenada anlatılması meselesinde yine bence ayrışıyor diğerleriyle. Onu söylemek isterim. Buradan başlayalım. İkinci husus, yine Emin Pazarcı'nın bıraktığı yere bir atıf yapayım. Bu yani tam işgalci meselesini konuşuyoruz. Gerçekten de Mısır'la Filistin'in Gazze bölgesinin arasındaki sınır kapısı Filistin ve Mısır'ı ilgilendiren bir şey. Değil mi yani? İkisini. Hı hı. Ve bu ikisinin arasındaki sınır ticareti ya da işbirliği, sınırdaki geçişkenlik, o gümrük kapısı geçişkenliği iki devlet, iki müdahale etmek suç aslında. Yani uluslararası şimdi suç. Dolayısıyla suç yani Refah kapısına lan Mısır tarafından şöyle düşünün, 300 tırlık bir konvoy geldi ve Gazze tarafına geçmeye başladı. Yani o neydi, Kerem Şalom sınır kapısı mıdır? Hani o
Gazze'ye girmek için Refah kapısından hemen sonra alıp bir daha bakıyorlar yani İsrail'le. Ama Gazze o içinden geçiyor, oraya gidiyor. Yani evet. Komik bir şey. O orayı İçerisi. Mesela bypass ederek 300 tır doğrudan Gazze şehir merkezine, kuzeye doğru yürüse acaba İsrail ne yapar? İsrail onu vurar mı? Vurur mu? Vurmaya cesaret edebilir mi? Ya da böyle bir cesaret gösterisi, böyle bir cesaretli duruş İsrail'i ne hale getirir? Mesela i̇şte bu mesele bu. Bu burada bir gerçekten bunu bir tartışmak lazım. Gündeme getirmek lazım. Belki bu işlerle uğraşanlar da buna kafa yorması lazım. Onu söylemek istiyorum. Bir mesele var ama bunu söylemem lazım. Şimdi Hamas'la Filistin Kurtuluş Örgütü arasında siyasi anlamda şöyle bir ayrışma var. Bu sadece işte efendim Hamas'ın Müslüman kardeşler gibi bir örgütlenmeyle bir parti yapısı ve olduğunun ötesinde başka bir şey. Hamas İsrail'i hiçbir şekilde tanımayan ve topyekün o bölgeden çıkıp gitmesini isteyen, İsrail'in hiçbir şekilde meşruiyetini kabul etmeyen bir parti, bir oluşum. Filistin Kurtuluş Örgütü ise İsrail'i tanıyan bir yapı ve şu anda Filistin Kurtuluş Örgütü de Filistin'in temsilcisi olarak BM'de bulunuyor. Şimdi şöyle, bunu niye açtım onu söylemek istiyorum. Bu işgali meşrulaştırmak ya da İsrail'in yaptıklarına bir meşruiyet zemini açmak için değil. Ama şöyle bir mesele var. Bütün yani Türkiye Cumhuriyeti'nin talep ve istekleri ve direnç noktaları da orası. 1967 sınırlarına dönmek, 1967 öncesi sınırlara dönmek meselesi. Demek ki burada hani iki devletli mesele iyi de Türkiye'de kabul ediyor. Fakat 1967 sınırlarına baktığımız zaman mesela Tel Aviv İsrail'in başkenti. Evet. Hani bu biraz önce bir örnek verdi ya, Amerikalı bir adamın, işgalci adamın yaptığı meşru kabul edilemez. Hani eve evet, giren evet, katil örneği evet, verdim. Evet. Şimdi 1967 sınırlarını kabul edersek iki devletli bir çözüm veya iki devletli bir yapıyı kabul etmiş oluyoruz. Doğru mu? İki evet. devletli bir yapıyı kabul ettiğimiz zaman iki devletin sınırlarının belli olması lazım. Buradaki ana problem bu. Yani Hamas'tan ayrıştığımız nokta da bu o anlamda. Yani Hamas topyekün Tel Aviv'de dahil, Hayfa'da dahil işte sayabiliriz. Yani İsrail'i kabul etmiyor canım. Şu anda İsrail toprağı olarak kabul edilen tüm yerler dahil. Burası Filistin coğrafyasıdır ve sizin burada yeriniz yok. Yani egemenlik hakkınız yok. Belki Yahudilerin kalması açısından bir sorun olmayabilir ama egemenlik hakkınız yok diyor. FÖKÖ'de diyor ki Filistin Kurtuluş Örgütü ve Birleşmiş Milletler de diyor ki şu anda biz İsrail diye bir devlet var, bir de Filistin diye bir devletin 127 ya da 100 küsür, 120 küsür devletin kabul ettiği bir Filistin devleti var. Bunların sınırları belli olsun. Peki Türkiye ne diyor? Sınırlar 1967 öncesindeki sınırlar olsun. Yani o 67 savaşından önceki sınırlar olsun. Yani Gazze şeridi, Batı Şeria'da Şeria bir bütün olarak varlığını sürdürsün. Kudüs'ünde, Doğu Kudüs'ünde başkent olduğu bir Filistin devleti. Aslancık bunları böyle niye anlatıyorsun? Tablo olunca soru tam buraya geldik. Bu soru şu. Hamas'ın Tel Aviv'e attığı füze konusunda nasıl bir duruş sergilenecek? Yani nasıl ki Gazze sorusun, Gazze'yi bombalayan İsrail'in, Filistin toprağını işgal eden İsrail'in bombalama hakkı yoksa Gazze'den atılan füzenin Tel Aviv'e düşme hakkı var mı yok mu? Şimdi bunu niye anlattım? Şöyle bir tablo var. İki devletli çözüme doğru gidebilir mi bu mesele deniyor ya. Hamas'ın da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de uluslararası arenada
İsrail'i tanıma gibi bir zorunluluğu oluşacak iki devlet oluşması aşamasında. Burada da bence iki devletli çözümü önerenlerin, destekleyenlerin, sürekli talep edenlerin biraz daha ortaya çıkması gerekiyor. Bunun için anlattım bu meseleyi. Anladım. Şimdi son bir cümlede şunu söyleyeyim. İlk başta açtığında iki önemli husus vardı. Birincisi çocukların öldürülmesi meselesi. İkincisi de çok özür dilerim. Mahmut Öğür'ün hatırlattığı defnedilmiş, toprağa verilmiş cenazelerin çıkartılması meselesi. Şimdi burada bir atıf yapmak istiyorum. Hazreti Musa'ya. Biliyorsunuz Hazreti Musa Firavun'un sarayında Hazreti Asiye tarafından, yani Firavun'un karısı tarafından büyütülen bir bebekti. Aynı dönemde Musa'nın dönemindeki Firavun da bebekleri ve erkek bebekleri öldürüyordu. Şimdi aynısını bu sefer Musa'nın kavmi olduğunu söyleyen insanlar, İsrail'dekiler, Siyonistler Firavun gibi davranıyorlar. Yani erkek çocuklarını ve çocukları öldürüyorlar gelecek korkusu endişesiyle. Firavun'un korkusu neydi? Firavun'un korkusu bir erkek çocuk gelip iktidarını yıkacak. Onun için de bütün erkek çocuklarını toplatıp öldürüyordu. Hazreti Musa da Asiye annemizin vasıtasıyla Firavun'un sarayında büyüyüp kendi kavmini Mısır'dan salimen çıkartan bir insan. Onun kavmi olduğunu söyleyen insanların devamı bugün Firavun gibi davranıyor. Önce bunu söylemek istiyorum. İkinci husus da hiçbir kutsalı olmayan ancak ölmüş bedenlere zarar verebilir. Şimdi ya, ne bu ne İslam şeriatında ne Hristiyan şeriatında ne Yahudi şeriatında var. Ne de hiçbir insani değerde var. Hiçbir hukukta yok bu. Dolayısıyla kutsalı olmayanların yaptığı bir şey ile karşı karşıyayız. Cesete eziyet vermek. Gömülmüş insanların cesetlerini çıkartmak. Dolayısıyla bu Musa'nın kavmi olduğunu söyleyenlerin bir dönüşümü ve firavunlaştığına şahitlik ediyoruz. Eyvallah. Şimdi ya burada bir şey yapabilir miyim? Turgay Güler izin verirsen. Kısaca olsun. Mahmut Öğür'e de söz veriyorum. Hamas'la ilgili. Tabii kısa, zaten bu mesele daha iyi anlaşılsın diye. Hamas'ın siyasi bürosu nerede? Arap ülkelerinde değil, değil mi? Türkiye'de. Katar'da bilmiyor. Ve Hamas Katar'da var. Burada da var, Türkiye'de de var. Evet. Yani Katar'da ve burada var. Ve o açıdan Hamas'ta bir takım görüş ayrılıkları olabilir. Filistin Kurtuluş Örgütü de şurada burada. Katar ve Türkiye bu görüş ayrılıklarını değiştirebilir. Ama son 7 Eylül Ekim saldırısına baktığımız zaman bilerek ve iddia ederek söylüyorum. Hamas'ın siyasi bürosu bile bu saldırıyı bilmiyordu. Yani 2 yıldır hazırlanan bir saldırıydı. Ve o kadar gizli tutuldu ki siyasi büroda bizimkilerle birlikte, Türkiye işte bir takım yetkililerle birlikte izledi. Can kaybına gelince Hamas'ın amacı, kendileri daha sonra söylemişler, bizim 40-50 tane esir alıp tekrar içeriye girmekti bizim amacımız diyorlar. Sonra ne oldu biz de bilmiyoruz, ortalık karıştı, ne olduğunu söyleyeyim. Filistin'den bir takım gruplar girdi. Orada değerli maddeler var, yani insanlar. Onları esir alıp çıkmak istediler. Ortalık karıştı ve İsrail helikopterleri de geldi. Hedef gözetmeksizin insanların üzerine ateş açtı. Zaten o paramotorlarla falan taşınacak silahlar değil. Bütün arabalar paramparça. Oradaki cesetler paramparça. Yani oradaki katliam dediğimiz görüntülerin büyük bölümü maalesef ve maalesef İsrailli pilotlar tarafından gerçekleştirildi. Zaten İsrail gazeteleri de buna ilişkin görüntüleri yayınladılar. Bunlar da bilinmeli, yani Türk toplumu bilmeli. Hamas'ın amacı öyle bir katliam değildi. Birkaç esir alıp
geri çekilmekte ama iş çığırından çıktı. Biraz da çığırından çıkaran İsraillerdi. Şimdi Mahmut Över, bir çerçeve açayım, o Arap meselesine yine devam edelim. Düşünün, toprakları işgal edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. İşte seçimleri engellenen, seçimle gelenin yönetmesi engellenen, etrafı, şehirlerinin etrafı duvarlarla örülmüş, giriş çıkışına izin verilmeyen, komşusu Mısır'la arasında olan sınır kapısından dilediği gibi ticaret, geçişkenliğe müsaade etmeyen, kendi topraklarında özgürce dolaşamayan, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılamayan, işte zırt pırt İsrail askeri tarafından postallarıyla çiğnenen, işte Mescid-i Aksa. Evinden çıkamıyorlar bir kısmı. Evinden çıkamıyor. Sonra işte yine İsrail askerlerinin baskısıyla o yerleşimci dediğimiz hırsızlara teslim edilen işte Filistinlilerin evleri vesaire. Böyle bir tablo var. Ve bu tablo yıllara sari, hiç düzelmiyor. Tabii. Her gün ve her gün biraz daha zorlaşıyor. Her gün İsrail biraz daha genişliyor. Her gün Filistinler biraz daha ızdırap çekiyor. Biraz daha köşeye sıkışıyor. Biraz daha tutsak hale geliyor. Her gün zulmün dozajı artıyor. Böyle bir Filistin toplumundan bahsediyoruz. Ordusu mu var? Silahlı kuvvetleri mi var? Bir devlet kurumu mu var? Yok. Toprakları işgal edilmiş bir milletin anası, babası, kardeşi, öldürülmüş çocukları büyüyor ve o şeyle yetişiyor, bilinçle yetişiyor, o duygularla yetişiyor. Adı Hamas denilen bir organizasyon içerisinde yerin altına iniyor. Bunu dünya tarihinin her noktasında görebiliriz, değil mi? Sadece Filistin'de değil. Filistin'de değil. Türkiye'de de görebiliriz. Evet. Almanya'da da görebiliriz. Hollanda'da görebiliriz. Atıyorum. Yani birçok ülkede bu kurtuluş mücadelelerini. Vietnam'da gördük mesela. Vietnam'da evet. Gördük. Vietnam'da gördük. Vietnam'da evet. Gördük. Şimdi burada ben ısrarla şunun altını çiziyorum. Hamas 7 Şubat günü siz söyleyin. 7 Ekim günü Ekim. Bir saldırı, Hasan Öztürk'ün dediği gibi bir huruç harekatı vesaire. Bunu yapmasının, Emin Pazarcı bir parça çerçevesini çizdi. Bunu yapmasının sebebi, dünyanın gözü buraya bir dönsün, bir baksın. Yani burada işler hiç iyi gitmiyor. Ve biz de alışmış değiliz. Yani Hamas diyor, Filistin halkı. Yani biz bu duruma alışmış, tamam, kanıksadık. Eyvallah, tamam, bundan sonra hayatımızı böyle devam ettireceğiz, kabul ettik. Anlaşılmasın diye bir eylem ortaya koyuyor. Arkasında şu var, bu var, onun haberi var, bunun haberi yok. Bunun hiçbir önemi yok. Adı Hamas, adı bilmem ne, hiç önemi yok. Filistin'den insanlar oraya, oradaki zulme, oradaki şiddete, oradaki baskıya dikkat çekmek için bir eylem ortaya koydular. Danışıklı mıydı, şöyle miydi? Hiç sonucu değiştirmez Mahmut Öbür. Hiç değiştirmez. Niye? Mahmut Abbas deme de. Sonucu hiç değiştirmez. Yani evet. Oradan birilerinin çıkıp isyan etmesi lazımdı. Bu Hamas da olur, bir kadın da olur. Silahsız olduğu zaman isyan edeni tutup hapse atıyorlar. Silahsız olduğu zaman isyan edeni olduğu yerde vurup öldürüyorlar. Böyle bir fotoğraf var. Benim baktığım pencere bu. Ya şimdi yani 7 Ekim öncesine gidelim. Ya da şu son dönemdeki Batı Şeria'da ölenlere bakın. 200'e aşkın insan öldü. Bu hırsız dediğimiz işte yerleşimciler. Evlerine el konuldu. Evet, onlar yapıyor. Şimdi burada tabii dediğin gibi arkasında başka bir şey de olabilir. Birileri de olabilir. Şu da olabilir, bu da olabilir. Ama şu gerçeği görelim. Filistin meselesini bu küresel sistem, İsrail ön planda görünüyor olsa bile çözmek istemiyor hocam. Çözmedi. Şimdi düşünün, yani bu mesele Filistin Kurtuluş Örgütü sol eksenliydi de çözüldü mü?
Geçmişte sol örgütler içinde vardı. Hatta iki örgütün başında Hristiyanlar vardı. George Habbaş vardı, Naif Avetme vardı. Yani onlar kime karşı mücadele ediyorlar? İsrail'e karşı, İsyonizm'e karşı. Peki niye çözmediler? Her şeyi başver. 90'lara kadar örgüt düzeyinde bakılıyor. 73'te bir biçimde Filistin meselesi kabul edildi ama 90'lara kadar FETÖ kabul edilmiyordu neredeyse. Yani terör örgütü, örgüt seviyesine indirdiler. Yani meseleyi öyle Filistinlilerden çıkartıp, şimdi de Filistinlilerden çıkartıp Hamas seviyesine indirmek istiyorlar. Orada bir düşman var. Hamas, Filistinli diye bir şeyi silmeye çalışıyorlar. Şimdi buna bir tepki var. Dediğin doğru, ben ona katılıyorum. Hakikaten buna bir tepki var. Buna tepki var. Bu bölge ülkelerine tepki var. Bak şimdi sen bir taraftan İbrahim anlaşmalar yapacaksın. Filistin'in Batı Şeria'sında Kudüs'ü başkent ilan ettireceksin. Son 4-5 yıla bak, küreler bir araya gelecekler falan. Hiç Filistin gündemde yok. Filistin'deki ister kabul edelim ister etmeyelim, birileri çıkıp buna tepki gösterecek. Bu kadar basit. Burada böyle bir gerçeklik var. Şimdi bu, çünkü bu tarih boyunca bunu çözmek istemediler. Ne, nasıl çözdüler? Bir tane çözüm önersinler ya. 93 yılında Oslo'da imza atıldı. İmza atılmaya destek veren Isaac Rabin miydi? Öldürüldü ya. Yani İsrail'in kendi içinde öldürüldü. Şimdi bu, buna çözüm üretmeyeceksin ama bunu, sana karşı çıkanları açık hava hapishanesine çevireceksin. Sonra isyan ettiler mi de terörist deyip yerle bir edeceksin. Burada işte ne vicdan kalıyor ne başka bir şey kalıyor. İşin burada belki Arap boyutuna bakmak lazım. Kolay oraya değil. Geçmeden şuraya bir şey ekleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu çukur eylemleri vardı değil mi? Çukur evet. Eylemleri. O çukur eylemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz 700 aşkın şehit verdiler. Niye verdiler biliyor musunuz? Hassasiyet yüzünden. Hassasiyet evet. Yüzünden. Yani bir sivilin burnu kanamasın hassasiyeti yüzünden 700 şehit verdiler. Ki orada FETÖ'nün de parmağı vardı. Hasan Öztürk bilir. Bir konuşmuştuk zaman zaman. Evet, ya, her türlü parmak. Her türlü parmak vardı. Ve dünya hal böyleyken, bir tek sivilin burnu kanamamışken Türkiye'ye uyarlar üstüne uyarlar, endişeliyiz, işte uluslararası şeyler harekete geçsin falan çağrıları vardı. Afrin'e girdiğimizde de, Suriye'deki operasyonlarda da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi boyunca bu hassasiyeti göstermiştir, nokta. Yani biz öyle bir milletiz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedecek, aylarca fetva vermiyor Şeyh İslam. Aylarca. Niye? Surların öbür tarafında siviller var. Bu toplar onlara zarar verir, öldürür vesaire diye. Yani böyle bir kültürden yani geliyoruz biz. Diyelim ki, benim için öyle değil. Bir şey anlatmak için diyelim ki ifadesini kullanıyorum. Bu bile zulmdür bana ama. Diyelim ki Hamas terör örgütü. Terör örgütüyle böyle mi mücadele ediliyor? Bebekleri, çocukları katlederek mi mücadele ediyorsun? Hastaneleri, camileri bombalayarak mı mücadele ediyorsun? Öyle bir derdi yok ya. Halkı yok etme mücadelesi. Halkı yok etme mücadelesi. Arap meselesi demiştim. Buyur. Ya şimdi burada bir nokta da yine Hasan dikkat çekti. İki devletli çözüm. Ya Hamas bir siyasi örgüt olarak bu tür şeye karşı çıkabilir. Yani Hamas der ki, yani Hamas gibi belki başka örgütler de var. İslam-ı Cihat vardır ya da başka küçük örgütler vardır. Bir sürü, birçok örgüt buna karşı çıkabilir. Dünyanın her ulusal meselesinde de böyledir. Eritre'nin kurtuluşuna bakın, Mozambik'e bakın, Vietnam'a bakın. Büyük bir sürü örgüt farklı stratejiler geliştirir. Karşısındaki muhatabı yok sayar. Yani kabul etmeyebilir. Hı hı. Ama bunu aşağı çekmek, daha azaltmak, onun etkisini azaltmak, bu sorunu çözmek isteyenlerin işidir. Yani biz mesela kendi açımızdan, çünkü çözüm süreci açısından meseleye bakın. Yani siyasetin önündeki engelleri kaldırdıkça, konuşuldukça meseleler daha aşağı çekilebilir. Eğer iki devletli çözüm Oslo süreciyle birlikte 1993'te Yasser Arafat'la birlikte bu çözüme ulaştırılsaydı çok başka bir fotoğrafla karşılaşacaktık. Yani onun içerisinden bir kısım insanlar halen itiraz edebilecekti. Ama mesele orada Filistin devletin oluşmasıydı. Şu anda ABD bile buna destek verdiğini söylüyor. Ama gerçekte vermiyorlar. Problem orada. Bence bu iş o yüzden sadece bir İsrail-Filistin, Siyonizm-Filistin meselesini aşan bir şeydir. Bu bizim bölgeyi kuşatan dünyadaki küresel hesaplaşmaların işte silah sanayinin diyelim ki enerji güçlerinin
ya da işte finans güçlerinin kapışmasının bir yansımasından başka bir şey değildi. Bu bölge, emperyalizm bölgede Filistin üzerinden, İsrail üzerinden o bir karakol gözüyle buraya bakıyor. Bu karakol gözüyle bütün bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. Ya bu, dönün biraz Kıbrıs'a bakın. Kıbrıs'ta İngiliz üssü var. Ne işe yarıyor? Ya şu biraz geriye dönün bakın. İngilizler bilinçli bir şekilde Türklerle Rumları karşı karşıya getiren bir strateji izlediler. Yıllarca izlediler. 50'lere bakın hep böyle. Yani neredeyse Türkleri korucu diye, korucu gibi, jandarma diye aldılar. Rumlarla karşı karşıya gelmesini sağladılar ve süreci kışkırttılar. Ya böyle bir emperyalist akıl var. Bunu niye yapıyorlar? Bunu bölgeyi dizayn etmek, elde tutmak için yapıyorlar. Sürekli zayıf tutmak için. Nasıl? Sürekli zayıf tutmak için. Zayıf tutmak, kaos yaratarak bölgedeki hiçbir devletin güçlü hale gelmesini istemiyorlar. Mesela şöyle düşün. Yunanistan'la Türkiye oturdular, dediler ki ya bu bizim aramızdaki bir deniz. Hayır diyemezler işte. Evet. Bu burada gaz var. Bu sana da yeter, bana da yeter. Çıkaralım, işletelim, dünyaya satalım deseler ne olur biliyor musun? Evet. Yunanistan'da, hani Türkiye'de başaramıyorlar, Yunanistan'da darbe olur. Aynen. Niye? Çünkü orada o küresel güçlerin uzantıları boş durmayacaklar. Ya Brzezinski'nin Satranç, Büyük Satranç Tahtası diye kitabı, ismi öyleydi sanıyorum. Ya orada şunu yazıyor. Avrasya bölgesinde herhangi bir ülkenin güçlü hale gelmesi Amerika'nın işine gelmez. Gelmez. Buna uygun stratejiler geliştiriyorlar. Yani bunu şimdi görmemiz gerekiyor. Bugün de Çin, Hindistan ve ABD ilişkilerine bakın. Bu bölgede enerji hatları, koridorlar oluşuyor. Savaşın bir boyutu da budur. Bunun derinleşmesinin bir boyutu da budur. Ya Biden'ın bu kadar açık destek vermesinin nedeni de bu küresel sermayenin İsrail'le ilişkisi üzerinden bakılması gerekiyor. Yani Netanyahu'ya bu kadar açık destek kim veriyor? Biden veriyor. CEO. Çok açık. İsrail orada CEO. Gibi, evet. CEO. Şimdi yani oradan Arap ülkeleriyle ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Ya mesela daha dün yazdım, dündü sanıyorum. Ya Kral Faruk hikayesini yazdım. Şimdi Kral Faruk 69'da bir konuşması var. Yalvarıyor Araplara. Hani gelin diyor. İslam için milliyetçiliği falan da yaparak diyor. Arap milliyetçiliği falan da yapmanı dışlayarak. Evet. Diyor ki inancımız için bir araya gelelim diyor. Artık yeter gibi sesler yapıyor. Sonra ne oluyor? Adam 75'te kendi kardeşin oğlu tarafından öldürüyor. Tabii yeğeni tarafından. Kendi kardeşin oğlu tarafından öldürüyor. Kim yapıyor bunu? Şimdi bu küresel güçler bizim de içinde bulunduğumuz, bizim Kurtuluş Savaşı'yla birlikte içinde bulunduğumuz milli misakımızı bile kabul etmeyen, bizi dışlayan o emperyalist bölüşümün bir parçası haline gelen ülkelerden bahsediyoruz. Yani Arap ülkelerinin hangisi kendi iç dinamiğiyle gelişti? Hepsi bunların planları çerçevesinde. Irak'ı başka türlü planladılar. Suriye'yi başka türlü planladılar. Suriye'de Nusayri, %15'lik Nusayri nüfusu ülkeyi yönetecek hale getirdiler. Irak'ta %20'lik Sünnileri Şiilere karşı... Abi böyle bir plan yaptılar. Bunlar şunu söylediler. Yani 100 yıl sonra sizin karşınıza problem diye çıkacak. Şimdi aynı şeyi yine yapıyorlar. İşte burada Arap ülkeleri şunu görmesi gerekiyor. Bence Türkiye'de bunu anlatması gerekiyor. Bakın biz darbelerle nasıl mücadele ettiysek, biz Menderes öldüğü zaman, biraz daha bunu daha önce de söylemiştim. Hı hı. Tekrar ediyorum. Menderes öldüğü zaman bütün bu ülkenin insanları, duyarlı insanları onun acısını yıllarca unutamadı. Ama korkudan da, darbe korkusundan da sesini çıkaramadı. 15 Temmuz'da sokağa döküldü. Şimdi Arap ülkelerin önünde böyle bir fırsat var. Çünkü bu ülke emperyalistler ekonomik olarak gerilediler. Dünyaya ürettikleri ekonomik potansiyelleri %35-40'lar civarında. Ki geçmişte %60-70'lerdeydi. Şimdi bu gerilemenin getirdiği bir özgürleşme var. Ülkeler açısından söylüyorum. Halen Arap ülkeleri bu ABD baskısından kurtulabilmiş değiller. Yani bugün Katar'da bile işte 10 bin askeri var Amerika'nın. Tamam üsleri var falan ama halkların ayağa kalktığı bir an düşünün, hiçbirinin nefes alamaz. O yüzden Arap ülkeleri bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekirdi. İslam İşbirliği toplantısında, Arap Birliği'ne katıldığı, Arapların da katıldığı toplantıda 31 madde, önemli maddeler var. Türkiye'nin de imza attığı. Ama 5 madde vardı, 11 ülke önermişti. 4-5 tane Arap ülkesi karşı çıktı. Neydi onlar biliyor musun?
ambargo gibi önerilerdi. Hava sahasının kapatılması gibi önerilerdi. Bunlardan birini yapmaları gerekirdi. Bu riske girmeleri gerekirdi. Ben burada da Türkiye'ye de iş düşüyor. Yani burada artık bu bölge ülkelerinin kendi kaderlerine sahip çıkma döneminin geldiğini düşünüyorum. O yüzden artık Arap ülkeleri Kral Faruk korkusundan kurtulmaları gerekiyor. Bu noktanın açılması gerekiyor. Çünkü emperyalistler bence bundan korkuyorlar. O yüzden bu kadar katliam yapıyorlar. Bu katliamı durdurmanın yolunu arıyorlar. Durum böyle bir fotoğraf çizeyim diye söyledim bunu. Eyvallah. Mola'ya gidiyor muyuz Ömer? Yok abi. Ha, daha var. Şimdi Erdoğan'ın grup toplantısında çok önemli bir tespiti mi var? Tespiti değil. Bak çok önemli bir deyim, virgül, noktalı virgül koyayım. Bir numaralı VTR'yi yayınlayalım. Çok önemli ne? Onu dönüşte konuşalım. Dönüşte konuşalım. Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu. Karabağ Savaşı'yla dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler. Bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların da sonu hüsran olacaktır. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, askeri gücüyle, güvenliğiyle her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Evet. Bu bir had bildirme değil mi? Kesinlikle ya. Ya bunu bu meydan okuma yapmamız gerekiyor artık. Evet. Şunu getirecekler bize, şu tezgah çek. Vaat edilmiş topraklar üzerinden bölgeyi dizayn edecekler. He. Yok yani. Böyle bir şey yok aslında. Yani o vaat edilmiş topraklar üzerinden de bence Yahudileri de, Siyonistleri de bu işin aparatı haline getirmişler. Bütün dertleri nedir? Bölge ülkeleri güçlü hale gelmesinler. Bakın burada Irak, Suriye, Türkiye, İran, bir düşünsene kendi içerisinde bir denge kursalar. Daha barışçıl bir ilişkiler ağı örseler, ticareti geliştirseler değil mi? Kendi deneyimlerini, tecrübelerini birbirlerine aktarsalar bölge bambaşka bir noktaya doğru. Bambaşka bir noktaya gidiyor. Bu kadar petrol zengini olan bir ülkede yoksulluk almış başını gidiyor, irade yok. Şimdi bunu kimin işine yarıyor? Bu emperyalistlerin işine yarıyor. Evet. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bu tezgahlarla, karşılıklı kışkırtmalarla içeriye kendi ajanlarını ya da daha zihinsel işgallerini de devam ettirerek bu işi engellemeye çalışıyorlar. Evet. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Ankara bir şey der mi? Emin Pazarcı? Vallahi der de şimdi birazdan reklam diyeceksin. Üç cümle söyleyeceğiz. Ama Mahmut Ömür'ün üç cümle bakın, söyledim bu konuyla ilgili. Kökü olan... Ya ben de o yüzden üç cümle söyledim. Olan, Mahmut Ömür üç cümle söyledi de... Yani biraz önce Mahmut Ömür'le ayrı bir sohbet ettiniz. Yani neyse. Şimdi bakın bu sözler... Öyle had bildirme falan diyorsunuz bunların hepsi doğru ama bu sözler köklü bir devletin, imparatorluk mirasçısı bir ülkenin liderinin söyleyebileceği sözlerdir. Bunlar Araplar söyleyemez bakın veya bir başka ülke söyleyemez. Neden söyleyemez? Zaten sorunun kaynağı da burada. Arap ülkeleri sürekli olarak ne yaptılar İsrail meselesinde? Bir kere Filistinlilerle gerçek sorunlu kişilerle İsrail'i bir araya getirmediler. Kendi koltuklarını koruyabilmek için, kendi tahtlarını devam ettirebilmek için oturdular. Sürekli olarak İsrail'e saldırmazlık anlaşmaları yapma yoluna gittiler. İşte geldiğimiz nokta bu. Yani bu korku uzun süreden beri devam ediyor. Ama Erdoğan imparatorluk mirasçısı bir ülkenin lideri olduğu için Ermeniler geçmişi biliyor. Geçmişte kimin ne yaptığını biliyor. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülkeyiz. Orada Ermeni Bogos Nuvar Paşa ki Osmanlı Paşası'dır. Onun Fransızlar tarafından nasıl kullanıldığını biliyor. İşte bizim o işgalde Mondros Mütarekesi'nden sonra ülkenin nasıl bölündüğü biliyor. Araplar böyle değil. Araplar yeri türemiş. Sen de Araplar öyle değil ülkeler. Ya, yapma ya. Öyle. Yok, yok, ama öyle yani maalesef devlet gelenekleri yok. Ya yok mesela yok. Mesela Mısır ne yapacağız? Mısır olmayınca tamam Mısır belki nasıl zaten şu anda en rahatsız olan Mısır ama en rahatsız olan Mısır sıkıştırılıyor. Halkı tarafından da sıkıştırılıyor. Yöneticileri tarafından değil da mi? Sadece boş ver onu. Ama Mısır bile refah sınır kapısını açamıyor işte elinde. İzzettin El Kastam'ın elinde açamıyor. Yani. Demek ki
Ya neyse yani şimdi bakın 3-5 tane adam falan diye bu devlet aklıdır. Ya tamam, bu bir devlet geleneğidir. Tamam. Bunları yani bunlar da yoktur. Geçmişi biliyoruz biz. Binlerce yıllık bir tarihimiz var. Biz neyin nereye gideceğini iyi biliyoruz. Koskoca bir devletiz ve imparatorluk mirasçısı devletiz. Onlar bunun hesabını yapamıyorlar. Zaten bu sorunun iki tane kaynağı var. Bir tanesi emperyalist devletler. Amerikalılar ne diyor? İsrail bizim için en ucuz savunma silahıdır diyor. Açık açık söylediler bunu. Nedir? Onu orada tutacağız. Boşu boşuna Arapların tepesine silahlı güçler koymaya gerek yok. İsrail'e basacağız parayı ve bunlar da burada istediğimiz şekilde Arap ülkelerini dizginleyecek. Öbür tarafta Araplar ne yapıyor? Araplar da maalesef tabii bakın Arapların yanlış anlaşılmasın. Halkıyla ilgili bir meselem yok. Zaten halkların içinde bu kahramanlar olmasa bugün bunlar yaşanmazdı. Çoktan teslim olmuşlardı ama evet. Devlet yöneticileri maalesef bir takım aileler geliyorlar. Hevesine çöküyorlar. Yoksa halkla ilgili ne var? Yani şu anda Hamas'ın gösterdiği bu kahramanlığı dünyada başka gösterebilecek bir grup var mı? Milletin içinden başkaları var mı? Hani Türk diyebiliriz ama onun dışında pek yok. Ve bu kararlılık yıllardır yerin altını sen oy, orada mücadele et ve bir saldırı için 2 yıldır hazırlan. Onu da o kadar gizli tut ki hem senin siyasi büron bilmesin hem de dünyanın en iyi istihbarat, insan istihbaratına da dayalı olan İsrail'e belli etmeden bunu yap. Yani bunlar muhteşem şeyler, basit olaylar değil. Ama maalesef işte emperyalist devletlerin oradaki işte çıkarları sadece tabii Arapları dizginlemek değil, oralarda çok ciddi petrol ve gaz yatakları var. Oralarda zenginlikler var. Orada bir uç karakol istiyor. Araplar da orada petrolün üzerine oturmuşlar. Onlar da işte bu iktidarlarını devam ettirebilmek için orada bu işin devam etmesinden yana tavır koyuyorlar. Mesele budur o açıdan. Yani Erdoğan bunu söylüyor. Zaten şu anda o İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı kararların tamamı bakın. Bir tanesi iki tanesi değil, Türkiye'nin bastırması ile alınmıştır. Aksi takdirde buradan sadece ve sadece bir kınama kararı çıkabilirdi. Aldık, o kararlar alındı. Peki ne oluyor? Pek çoğu uygulanmıyor. Şimdi yerleşimciler diyoruz, terörist değil mi? Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri ya da bir başkası. Oluk gibi para akıtıyorlar her yere. Ya birkaç tane şey yapamazlar mı? Film, video, şu bu dünyaya yayamazlar mı? Hayır, yayamıyorlar ve maalesef isim vermeyeyim, Suudi Arabistan'daki çok önemli bizim ciddiye aldığımız insanlar İsrail'in üstünde de fazla gitmeyin, Hamas'la son derece yanlış yapıyor diye hutbelere çıkıyorlar sağda solda. Yani bu noktadalar bunlar. O açıdan sıkıntı burada ve şunu da söylemek mümkün. Bakın Netanyahu ne dedi? Araplar susun dedi değil mi? Yoksa dedi sıkıntıya gireceksiniz. Ben tam tersini düşünüyorum. Araplar eğer susmaya devam ederse, Arap liderler diyelim, esas o zaman koltuklarını kaybedecekler. Çünkü alttan çok ciddi bir dip dalga geliyor. Yani İngiltere'deki bir doktorun Gazze'den gelen mesajı gözyaşlar içinde ağlayarak ortaya koyduğu, anlattığı bir dünyada artık Arap halkları da yöneticiler tarafından dizginlenemez ve bu Eyvallah. Şekilde baskılanamaz diye düşünüyorum. Yani Eyvallah. Kısaca toparlamam bu. Yok, sizle de bir epey muhabbet ettik. Şimdi bir reklama gidelim. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeşemin Erdoğan İstanbul'da çok önemli bir, ne diyelim ona, zirve diyebiliriz hatta. Bir zirve. Zaten ismi öyle, tek yürek zirvesi. Evet, tek yürek zirvesi. Ev sahipliği yaptı. Ve Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Mısır, Özbekistan, Senegal, Bangladeş, Bosna Hersek, Lübnan, İskoçya gibi ülkelerin liderlerinin eşleri de orada yer aldı. Şimdi bu önemliydi. İşgal altındaki Filistin'in haklı davasında Türkiye'nin barış diplomasisi kitabı hazırlandı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde hazırlandı. Zirvede Gazze direnen insanlık
isminde bir sergi vardı. Tabi aynı zamanda mottosuydu. Bir görelim onu. Buradan İsrail Devleti'ne ve dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesine sormak istiyorum. Bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Bölgenin ve hatta dünyanın barış ve huzuru için Filistin'deki haksız işgal sona ermeli ve İsrail gasp ettiği toprakları sahibine, Filistinlilere geri vermelidir. Gazze çocuklarına aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde yıkıntıları arasından yeniden inşa edilmelidir. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde İsrail'in yıktığı okulları, parkları, hastaneleri yeniden inşa etmek üzere şimdiden bir fon kurulmalıdır. Her birimizin ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince ise çok daha güçlü bir sesimiz var. Sözlerimizi onlar için ve dünya için hemen şimdi ateşkes için birleştirelim. Biz de ateşkes ilan edilene dek onlar için bulunduğumuz her yerde elimizdeki tüm imkan ve araçlarla nöbet tutalım. Yine ne yapıyorsa Türkiye yapıyor. Türkiye yapıyor. Yani her konuda liderliği Türkiye yapıyor. Hakikaten iyi düşünülmüş bir çalışma. Hani liderler bazında bir yönüyle bir iş yürüyor. Ama eşler bazında da daha çok insani konulara parmak basılan bir zirve. Hasan Öztürk. Şimdi önemli bir şeyden yakaladım Turgay. Yani gövdesini koyuyor değil mi? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri ve burada First Lady, yani Cumhurbaşkanı eşi tutup İstanbul'da Müslüman ülkelerin ağırlıklı olduğu First Lady'leri topluyor ve oradan diyor ki elimizdeki hangi imkan varsa, hangi fırsat varsa ateşkes oluncaya kadar nöbetteyiz. Şimdi bu değerli bir şey. Niye? Şimdi oradaki katılan hanımefendilerin hepsi ve çoğu, şöyle söyleyeyim, çoğu aynı zamanda anne ve çocuk katliamına özellikle de vurgu var. Sivil katliamına özellikle vurgu var. Yani bu savaşın kirli yüzüne ya da İsrail'in bu vahşetine vurgu var. Bu sadece diplomatların, sadece hükümet ya da devlet başkanlarının ön almaya çalışması, bu meseleyi durdurmaya çalışması, İsrail'in mezalimini dillendirmesinin ötesine geçmek maksadıyla yapılmış. Ben onu söylüyorum. Evet. Yani bu aynı zamanda bir sivil bir dayanışma platformu. Yani Sayın Emine Hanım oraya lider eşlerini toplayarak İstanbul'a dün aynı zamanda sivil bir direniş, sivil bir etkinlik, boykot, sivil bir tepki, sivil bir duruş sergiliyor. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sivil duruşlar bu meseleyi dünya kamuoyuna getiriyor. Neyi kastederek söylüyorum? Tıpkı Roma'daki yürüyüş gibi, tıpkı İspanya'da, Madrid'de, Barcelona'daki yürüyüş gibi. Tek tek vereceğim onları. Yani bu İsrail'i hani bu reklamdan önce ya devletlerin özellikle Arap devletleri diye başlayan bölüm vardı. Orada sözlerim var ama onu kapattık. Hani bir şey yapamamalarına karşılık milletlerin, halkların, sokaktaki insanın bu meseleye nasıl sahip çıkıp dünya kamuoyunun gündemine getirmesi gibi Emine Hanım da bence burada lider eşlerine bir liderlik yapıyor ve sivil bir eylem koydu Türkiye'de.
Bunun çok kıymetli olduğunu ve dünya kamuoyunda, uluslararası arenada karşılığında olduğunu gördük. Eyvah. Şimdi Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Mısır, Özbekistan, Senegal, Bangladeş, Bosna Hersek, Lübnan, İskoçya. Bu ülkelerin liderlerinin eşleri. Nüfus olarak düşünsenize. Yüz milyonlarca insanı temsil ediyor demektir. Ve her alanda sürekli tepkiyi, eylemi ortaya koyduğunuz zaman, yani dünya kamuoyunu bu meseleden bir an bile uzak tutmuyorsunuz. Bir an bile. Hemen hop Türkiye'yi İstanbul'a çevriliyor. Lider eşleri orada ne mesaj çıktı, ne dediler vesaire. Ya bu evet. Kadın olarak da, yani First Lady kadın olarak da bu meseleye duyarsız kalmamak açısından da, bir defa tarihe not düşmek evet. açısından da bence çok çok önemli. Özellikle Emine Erdoğan'ın duyarlılığı zaten biliniyor. Yani mesela bir Afrika ile ilgili evet. bir iki gezisine de katıldım ben. Yani gerçekten inanılmaz bir karşılık da yaratıyor ve hakikaten bir yaraya parmak basan bir çabanın içerisinde. Tabii bu fotoğrafın içerisinde asıl görülmesi gereken batılı demokratik ülkeler niye yoktur? Bir İzlanda var sanırım bildiğim kadarıyla. İskoçya. İskoçya mı var? Evet. Bir İskoçya var. Onun dışında hakikaten utanç verici. Yani bir Almanya'nın, bir Fransa'nın, bir Belçika'nın, Hollanda'nın, enteresan değil mi? Yani demokrasiden, insan haklarından, evrensel değerlerden bahsedeceksin. Büyük ihtimalle çağrı yapılmıştır ama katılmamışlardır. Evet. Bu dehşet verici bir şeydir. Bu çok, tabii bu tür şeyleri, bu etkinliği, bu tepkiyi, bu protestoyu yürütüyor olması, başkanlık eşi düzeyinde yürütüyor olması bir defa anlamlı, moral vermek açısından anlamlı. Dünya halklarının, mazlum halkların mücadelesinin bir karşılığı olduğunu göstermek açısından çok anlamlı. Yani boşa değil, yani Filistinliler ölüyor, doğru ölüyor, durduramıyoruz ama bir isyan, bir ses de çıkartıyoruz, boş durmuyoruz. Yani sonuçta bir yerden insanlar bir araya geliyor, bir tepki gösteriyor. Bu çok daha kalıcıdır. Yani burada şöyle bir noktaya da evrilebilir bu. Bu kadar tepkisiz bir Batı bloku devam ederse bu tepkisizliğe, bu katliama göz yummaya, insanlar artık bir noktada başka bir noktaya da evrilebilir. O kadar binlerce insan mesela Londra'da sokaklara dökülüyor, Almanya'da sokaklara dökülüyor, değil mi? İtalya'da sokaklara dökülüyor. Bunların yani bir noktadan sonra başka bir noktaya evrilmesi, iktidarları zora sokan bir noktaya evrilmesi muhtemeldir. Bu da aynı zamanda sadece Filistin meselesi açısından değil, dünyanın herhangi birindeki mazlumlara yönelik saldırılar açısından da anlamlıdır. Giderek dayanışma ruhunu geliştirecek diye düşünüyorum. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum Emine Hanım'ın bu çabasını. Bence. Emin Pazarcı? Şimdi tabii şu var, kıymetli ama aynı zamanda şu anda yapılması gereken tek adım, başka çaresi yok. Dünyada bu protestolar dalga dalga yayılırken Emine Hanım da Türk kadını olarak devreye girdi. Vicdanlı ülkelerin kadınlarını topladı. Ve tabii bu çok değerli bir şey. Yani belki o Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği toplantısında yapılan değerlendirmelerden çok daha önemli. Çünkü dünyaya mesaj veriyor. Bakın biraz önce Turgay Güler dedi ki Hendek olaylarına 700 şehit verdik. Neden verdik? Mazluma, mağdura, mahkuma, sivile, masuma, hep M diyelim, 4 tane M. Yani bizim tarihimiz boyunca biz bunlara hiç dokunmadık. Şimdi biz böyle bir ülkenin evlatlarıyız. İşte bizim Türk kadını da bunu dünyaya anlatıyor. Aslında ders veriyoruz, bütün dünyaya ders veriyoruz. Bu çok çok önemli ve bunların yayılması lazım. Aksi takdirde durduramazsınız. Hadi diyelim ki durduramadık ama tarihe bunları katliamcılar olarak tescil kaydedik. Ettirebiliriz. Bakın burada evet. bence önemli olan, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ruslar niye yok? Batı toplumu içinde değiller. Niye yok? Onlar da uzak dikkat ederseniz ateşkes çağrılar. Ya orada belki şöyle bir şey olabilir mi? Onlar da, onlar da Şam'a ve işte şeye belli yerlere saldırıların önünü açıyorlar. İsrail uçakları gidiyor vuruyor. Niye? Çünkü aynı şeyler, aynı kültürden geliyorlar. Eğer biz Bosna'yı bırakın. Gorgoro herkes Bosna örneğini veriyor. Grozny'deki o şeyi hatırlar mısınız? Yani o görüntüyü hatırlar mısınız? Şu anda Gazze'de ne varsa çok daha vahimi vardı.
taş üstünde taş bırakmadılar. Grozny'de insanları yok ettiler, perişan ettiler ve biz o zaman da sesimizi çıkartmadık. Yani bu Batı ülkelerinin tamamı böyle ama kamuoyunlara öyle değil. Ben o açıdan Emine Hanım'ın bu çıkışını çok anlamlı, çok yerinde, çok değerli ve çok sonuç alıcı buluyorum. Evet. Bu arada Gazze'li kanser hastaları Türkiye'ye getirildi. Sağlık evet. Bakanlığı'nın, Fahrettin Koca'nın bizzat gidip karşıladığı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün evet. hastanede onları ziyaret etti. O hastalar da Türkiye'ye gitti. Şimdi bunlar, yani biri Sari ismini anmayayım. O Türkiye'ye getirilmesin falan diyor. Ya ya bu kadar insanlık dışı olabilir mi ya? İnsani bir şey. Bundan daha insani. Bu ilk defa böyle bir şey oluyor. Bakın bu o zeminden o insanları, hasta insanları alıp getiren bir tek Türkiye var dikkat evet. edersen. Evet. İlk ve tek yani şu ana kadar. Ve bu Türkiye'nin merkez olduğunu gösteriyor. Ya bu şimdi Mahmut Övür, Suriye'de sıkıntı oluyor buradalar. Peşmerge burada. Filistinli burada. Ne bileyim sayabiliriz. Bu burada. Ya burası bir merkez. Aslında burası baba evi. Nuh'un gemisi Nuh'un. Nuh'un gemisi Nuh'un baba gemisi. Evi. Yani bu evin çocuklarıydı onlar Hasan Öztürk. Sınırlar değişmeden ya, önce evet. Bu evin çocukları. Ya ortak bir ülkemiz vardı. Herkes evet, hakikaten öyle. Yani. Evet. Şimdi İsrail tamam bu katliamları yapıyor. Ama dünyada çok ciddi İsrail'e yönelik çok ciddi bir tepki var. Çığ gibi büyüyor. İsrail bir yalan bombardımanıyla biliyorsunuz ciyaklıyorlar, zırlıyorlar. İsrailli yöneticiler, siyasetçiler, emekli askerler, askerler diyorlar ki dünyada diyelim ki sosyal medyada 5-0 mağlubuz. Dünyada 5-0 mağlubuz. Karikatürize ederek kendileri söylüyorum. Kendileri söylüyorlar evet. Algıyı yönetemiyoruz. İşte bizim aleyhimize kaybet. Evet kaybettiniz. Yani insanlığın vicdanını da kaybettiniz. İşte bu kayıpları telafi etmek için biz içeriden de Mossad taktiği olduğu için bunlar yakinen bildiğimiz bir yalan bombardımanı başlattılar. Ki bizim iletişim başkanlığı onlarca yalanı düzeltmeye evet. kalktı kitap olur yani. Şimdi oraya geleceğim. Hadi ona bir cümle söyleyelim. Şimdi İletişim Başkanlığı bünyesinde bir dezenformasyonla mücadele merkezi oluşturuldu. İletişim Başkanlığı hakikaten İsrail'i de çileden çıkardılar. Yani sürekli yalanlarını dünyaya servis ediyoruz biz de. Yani bu yalanları sürekli çürütüp doğrusunu ortaya koyup dünyaya servis ediyoruz. Yani İletişim Başkanlığı'ndan da bunaldılar yani. Bunaldılar. Tebrik ediyoruz onları da. Şimdi İsrail ordusu VTR-6'yı görelim. Ben burada anlatacağım hızlı hızlı. VTR-6 birçok paylaşım yapıyor ve paylaşımları silmek zorunda kalıyor. Bu paylaşımlardan biri burada işte tünel bulmuşlar, silah bulmuşlar vesaire diyor ama ara diyorsun, basıyorsun. Başka. Devamı yok. Devamı yok. Niye? Kaldırdılar, sildiler. Yutmaz kimse diye. Ama bu haliyle kalsın bu şekilde. Bu haliyle hemen Reuters alıyor, dünya ajansları alıyor. İşte girdiler orada silahlar buldular, Hamas'ın bilmem nesini buldular falan diye. Kaynak da bunu gösteriyorlar ama kaynağa gittiğiniz zaman içi boş. Devam edelim. İsrail ordusunun video değiştirmesi var. Geliyorlar hastaneye. 180 kişiyi katlediyorlar. Altını üstüne getiriyorlar. 7 numaralı VTR. Altını üstüne getiriyorlar. Ve orada sözüm ona neymiş? Hamas'ın dizüstü bilgisayarını bulmuşlar. CD'ler bulmuşlar falan. Üstteki birinci görüntü. Yani şu kameradan alırsan Ömer daha rahatla görünme imkanı olur. Şu üstteki birinci görüntü bunu yayınladılar önce. Fakat sonra uyandılar işi. Hamas'ın belgelerini ele geçirmişler. Hamas'ın bilgisayarını ele geçirmişler. Düşün bu kadar gizlilik içerisinde hareket eden Hamas bu İsrail teröristleri hastaneye bastığında bilgisayarı açık. İşte şifresi de yok. Sildiler falan oraya bırakmışlar gitmişler falan. Sonra ya şuna zoom yaparlar. Foyamız ortaya çıkar hemen alelacele bunu blurladılar.
Sonra rezil oldular. Bu da güme gitti. Sonra mesela Hanna Abutbul diye bir kadın çıktı ortaya. Görelim onu. 8 numaralı VTR dursun ama başlatma. Görelim burada. Hanna Abutbul. Şu alttaki kadın. Şimdi bunun VTR'si var değil mi? Bu kadın sözde Şifa Hastanesi'nde evet şu kadın sözde Şifa Hastanesi'nde Mahmut Övür bir hemşire. Oynatma, bekle. Bir hemşire diyor ki ya diyor bu Hamas geldi diyor, bütün ilaçlarımızı aldı, bizim burada çalışmamıza izin vermiyor falan bir şeyler anlatıyor. Gazetede bir hastaneyi anlatıyor değil mi? Evet, bu da bir hemşire. Yani bu Filistinli bir hemşire. Gazze'de bir hastane, Şifa Hastanesi'nde misal. Ve Hamas'tan dert yanıyor. Çığlık atıyor Hamas aleyhine. Bir izleyelim. I can't believe I'm doing this. But the world has to know. Has to know what Hamas is making here. They're taking over the entire hospital. They're taking over the fuel, the medicine. I have nothing to treat with. I had to fix a fracture for a five-year-old boy without morphine because Hamas took it to themselves. Ya Allah, please, if you hear me, please leave, run away. اطلعوا من الشفاء. Ya da bir doktor, bir hemşire, doktor bir takım şeyler söylüyorlar bununla ilgili. Şimdi bu kadın, Hasan Öztürk'ün aklına bir şey geldi onu. Tahmin edebiliyorum Turgay, aklına ne geldiğini. Ya Turgay, biz okuyamadık da anladığımız şu, bu da mı sahte muhtarın... Sahte karısı? Müftünün. Ya da muhtarın sahte karısı. Sahte müftünün sahte karısı. Sahte. Sahte müftünün sahte karısı bu. Öyle mi? Ben tam anlayamadım çünkü. Evet, ben o zaman izah edeyim üç cümle. Bu kadın Şifa Hastanesi'nde diyor ki Hamaslılar geldi, elimizde ilaç minaç ne var ne yok elimizden aldı gitti, bizim burada çalışmamıza izin vermiyor, hastalar var tedavi edemiyoruz ama konu ne nasıl geliyorsa kaçın gidin bu Şifa Hastanesi'nde. Kaçın gidin çünkü hani İsrail askerleri gelecek rahat rahat burayı işgal etsin diyor herhalde yani. Şimdi bu kadın neredeydi bu kadın? İsrail'de bile değil. Şifa Hastanesi'nde. Meksika'da. Orada çekmişler ha. Tabii. Şimdi burası Gazze değil, Filistin değil, İsrail değil. Burası Meksika. Ya bu tezgahçıların hepsinin kafası aynı çalışıyor. Tabii. Ya. Bu Meksika'da işte bir hastane görüntüsü ya da bir hastanede bu kadına bulunamaz diye bir iş yaptırıyorlar. Arkada duymuşsunuzdur. Hadi okuyamadınız belki ama duymuşsunuzdur. Bomba sesleri geliyor. Bum. Süre geçiyor bir daha. Bum falan böyle. Anadolu Ajansı bir çalışma yapmış. Mükemmel bir çalışma. Buradan Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum. Tebrik etmek. Ellerinde helal çok olsun. Güzel imkanlar var. Bu seslerin analizini yapmış. Teknik analizini. Şimdi bomba sesi diyelim ki bum geliyor. Aynı sesi kopyala yapıştır. 5 saniye sonra bir daha veriyorlar. Bum. Kopyala yapıştır. 5 saniye sonra bir daha veriyorlar. Dijital olarak ispatını da yapmışlar. Tamam mı? Bu sahte değil. Onu da geçtim. Şimdi bu kadın kim? Bu kadın nerede demiştik? Meksika'da. Meksika'da. Hanna Abutbul adında verelim. Bir soytarı yani daha doğrusu soytarı diyeyim ama soytarı denir. Sanatçı yani, evet. Sözüm ona. Tiyatrocu, şovmen. İşte bu. Gerçek o. Gerçek bu. Ve bu ortaya çıkınca rezil yusfa oldu. Zannediyorum yoğun tepki aldı. Ben değilim diyor. Tamam mı? Ben değilim diyor ama hikaye işte bu kadın ve bu kadın. O da ortaya çıkarılmış. Şimdi bu yalanlarla sürekli küresel düzeyde böyle. Küresel düzeyde. Bak ya. Meksika nereye? Evet. Şey nereye? İşte bu. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Hasan Öztürk hatırlatmıştı. Sahte müftü karısı. Gül Taşlı. Verelim onu.
11 numaralı VTR stüdyoda verelim, stüdyoya verelim, ben buradayken verelim, bu ekranda verelim, ben buradayken bu ekranda. Bunu tüm Türkiye tanıyor. CHP Balıkesir Burhaniye ilçe başkanının karısı. Ama ben müftü karısıyım diye ortaya çıktı. Bir de saçmaladı vesaire. Bunu hatırlayın. Yani benzerleri Türkiye'de bu yalana ilişkin bu Mossad taktiğidir. FETÖ de bunu uyguladı biliyorsunuz. FETÖ çok uyguladı. Evet. FETÖ çok uyguladı. CHP çok CHP yaptı. Maşallah var. CHP bu konuda evet bayağı başarılı. Bir başka 12 numaralı VTR'yi burada görelim. 12 numaralı VTR'de de bu şifa hastanesine basıyorlar. Hafif alttan bir ses gelsin duyalım. Hafif ben konuşurken alttan bir ses gelsin. Şifa hastanesinde bu manyak, sözüm ona artık yani Mahmut Öbür ağzım bozuluyor ama burası asansör boşluğu. Rahat ol. Çatı kat. Çatı katında asansör boşluğunu bulmuşlar. Ve Hamas'ın tünelini bulduk diye veriyorlar. Okut. Hamas'ın tünelini bulmuş. Orada da pano var. Asansör panosu. Belli. Burada da anlatıyor işte. Kendince bir şeyler. Çatı katında. Yine anlatıyor. Uyduruyor. İşte şifa hastanesi orada diyor. Buradan alttan diyor bir tane tünel geçiyor diyor. Bu tünel diyor şuradan çıkıyor diyor. Devam edelim. Tabi bunların hepsinin yalan olduğu. Bak orada hastanenin etrafına düşen bombaları da demin gördünüz değil mi? Şimdi anlatıyor. Bu bir asker değil. Bu bir asker değil. Öyle mi? Bu iletişimden sorumlu bir şey. Bir şey. Yani askeri iletişim falan gibi düşün. Ne diyeceğiz ona? Hani muhaberat falan anlamayın. Ha. Bu sahadaki bir asker değil. Sahadaki yani. PR'ci, PR'ci. PR'cısı. Bravo. PR'ci. Ama, bravo, PR'cı. Algı operatörü bu. Tamam? Algı operatörü ama biz onu sözüm ona askeri kıyafetlerle görüyoruz. Birazdan güleceksiniz. Devam edin. Yine girmiş hastanenin alt katı. Burada bir şeyler anlatıyor. İşte burada diyor Hamas vardı falan. Hamas bir şey yok. Ve Hamasların duvarda isimlerini buluyor Mahmut Övür. Şimdi birazdan bulacak onu. Duvarda Hamasların isimlerini buluyor. Evet buldu. Ya, buldu. Buldu. Hamas'ların isimlerini buldu. Dur. İsteği buldu. Ha doğru gördüm bunu ya. Şimdi anlatıyor. İşte bunlar diyor şeymiş. Terör örgütü. Terör örgütünün listeleri bunlar işte şu falan. Ya burada ay ve gün isimleri var. Takvim. Bu otellerde, şirketlerde burada da var. Hani görevli gün bölünür, falan. Efendime söyleyeyim. Görevli falan gibi. Tabii. Yani çizelge. Şey yok yani. İsim yok yani burada o dediği anlamda. Devam etsin. İşte bunu anlatıyor vesaire. Bir başka şey. Şu şeyi verelim. Bu bitti tamam. Sözüm ona şifa hastanesine ilaç getiriyor bunlar. Koli. Askerler şeydi, İsrailliler. İsrailliler. Hayır. Yardım etmek. Ya o şey küvez getiriyorlar, küvez. Tabii. Elektriği olmayan yere küvez getiriyorlar. Tabii. O ayrı. Şimdi bu koliler başka. Ver onu. Verin o kolileri. Şimdi böyle aklımızda dalga geçiyorlar. Ama kimse yemiyor. Dünyada hiç kimse yemiyor. Yalan olduğu hemen 5 dakika sonra ortaya çıkıyor. Ya sen hani, göz göre ya katliam yapıyorsun. Kalkıp bunlarla milleti kandıracaksın. Bunlarla milleti kandırıyorsun. Arkadaşlar verin onu. Numarasını bulamıyorsun. Bu muhtemelen şu şeyler arasındaydı. Niye elinizde yok sizin abicim? Hadi onu buluncaya kadar siz 3 numaralı görseli verelim. 3 numaralı görsel. Bu da askerlerimiz Hamas tünellerinin içinde diyor. Tamam. Bu görüntüyü vermişler. Bu evet. Nerede? Edikuar. Neydi bu? Yine bir İsrail'in dışında bir ülkede. Öyle mi? Tabii İsrail'le alakası yok. Bir tünel falan da değil bu. 14'ü devamı 14 demo bunun. Bir tane daha var bunun bir benzeri. Bir maden değil de bir ne diyelim? Altyazı da var.
koridor İsveç'te, gibi bir şey İsveç'te, yani. Madenin açılır İsveç'te kapısı bir, gibi. Terk edilmiş bir yer yani maden gibi. Zaten Google'a giriyorsunuz şak diye size bunu veriyor. İlaç dedikleri şey, ilaç değil onlar. Nerede? Geliyor mu? Hemen onu verin. İlaç dedikleri işte de içine, o kolilerin içerisine silah koymuşlar. Kalaşnikov. Biraz eski. Muhtemelen ilaç görüntüsü altında içeri sokacak. Aha burada silah bulduk diyecek. Silah bulduk diyecek. Orada da yakalanmışlar. O da var. O da var ama arkadaşlar getiremediler bir türlü ekrana. Geldim. Bu denilince kadar iki cümle söyleyebilir miyim Turgay? Geldi. Vereyim siz söyleyin. İşte burada işte medical supply diyor böyle. Bunu da dünyaya servis ediyor. Katleden, çoluk çocuk dinlemeden katleden, yani, hastaneleri vuran. Bunların içinde silah var diyor. Yok. Bunların içinde tıbbi yardım malzemesi getirdik diyor. Sonra bakıyorsunuz yakalanıyorlar. Yardım malzemesi dediklerinin içerisinden silahlar çıkıyor. Muhtemelen bu silahları da oraya işte bu dediğim amaçla getiriyorlar. Hasan Öztürk dinliyorum. Şimdi Turgay Güray bir görüntü daha var. O da hastanenin çatısında UN Birleşmiş Milletler'in kısaltılmasını üzerine basarak İsrail bayrağı asıyorlar, dikiyorlar. Hı hı. Şifa Hastanesi'nin tepesine. Yani hı hı. Birleşmiş Milletler'i bile çiğniyorlar. Yani değer kalmadı da çiğniyorlar, o dahil. İki, sığınakları tünel olarak anlatıyorlar. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi şunu söylüyorum. Good morning Vietnam. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi Vietnam'da perişan olan Amerikan askerlerini motive etmek için radyo kuruyorlar. Bunun, yani filmi de yapıldığı için söylüyorum. Ve her şey çok güzel oluyor. Çok güzel geçiyor. Her şey harikulade. Devam ediyoruz. Diyen yayınlar yapıyorlardı. Şimdi ikinci mesele Hitler'in Propaganda Bakanı Göbel'in kontrolündeki Alman radyosu Hitler'in ordusu Rusya'da perişanlık yaşarken evet Petersburg düşecek, Rusya düşecek diye yayınlar yapıyordu. Onu da hatırlattıktan sonra diyorum ki İsrail propaganda savaşında ya da enformasyon savaşında bir şeyi atladı. Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele birimini, iletişim başkanlığının. Bunu atlamış olacak ki bu kadar kör gözün parmağına hatalar yaparak yürüyordu. Eline yüzüne bulaştırdı. Bunu söylemek istiyorum. Ve o hani yenilmez armada olarak görünen 1967'de Arap ülkelerinin tamamını hiçbir savaş uçağını kaldıramadan yenenler, yine 71'de yine Arapları bir daha yenen, önüne geleni tokatladığını söyleyen, devletleri hala Netanyahu'yu hatırlatarak söylüyorum, ayağınızı denk alın, sessiz kalın, susun, yarın bir gün sizi yoksa mahvederiz diye hala tehdit eden ama aynı zamanda şu anda perişan bir İsrail ordusu var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Niye söylüyorum? Biz biliyoruz ki Emin Pazarcı bence o da bana katılacaktır. İsrail ordusunun şu anda açıkladığı kayıpların en az 3-4 katı fazla kaybı var. Sonra İsrail biraz önce bir yayında başka bir televizyonda önemli bir asker arkadaşımız Kurmay perişan oluyor diyor İsrail ordusu. Kara harekatında. Biz ne biliyoruz ki çok eleştirdiğimiz Hizbullah 2006'da öyle değil mi? 2006'da Lübnan'da İsrail'i arkasına bakmadan kaçırdı. İkisi de hani bir savaşı kazandık diye çığlık atıyordu ama biz biliyoruz ki geri çekildi. Şimdi dolayısıyla bu propaganda enformasyon savaşında da İsrail çuvalladı. Çuvallamasının ana sebeplerinden biri de Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele birimini
Atlamışlar bunlar. Aynen, şimdi Vettel'i onu görelim burada. Şimdi hatırlatayım size, bir Neşe Bacı vardı, hatırlıyor musun? Neşe Bacı. Hatırlamadınız mı çoğunuz? Neşe Bacı bu. Neşe Bacı seçime giderken Mustafa Balbay'ın önüne çıkıp bunun gerçek halinin fotoğrafını da hemen hızlıca bulun. Bunu bir oynat, burada stüdyoda oynat. Bu Neşe Bacı Mustafa Balbay'ı gördü ve anlatıyor. Ses. Benim evladımın yazılarını yok ettiler. Benim kızım Özürler Derneği'ne gönüllü yazı yazıyordu. Ve Atatürk yazılarını yazdığı için çocuğumun dergilerine basmadılar yazılarını. Cumhuriyet çocuklarını yok edemeyecekler. Hep beraber ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Basacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yüksekliğiyle. Benim çocuğumun sevdiğini olamayacaklar. Bacım isim neydi? Neşe. Ha, Neşe bacım. Neşe'nin telefonu. Etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsundur eminim. Yani. Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi geçeceğiz. Aslan kardeşim dedi. Aslan biz kardeşim. Şehitlerimizin kanını onlara eritirdik. Ben sen numaranı söyle bak. Aslan kardeşim. Bu Neşe bacının orijinalini görelim. Sizin sırtınızı. Neşe bacının orijinalini. Ha. Neşe bacı bu. Bu Neşe bacı. Bu da ortaya çıkmıştı. Ama utanmıyorlar, rezil olmuyorlar. Mustafa bunu yemiş o zaman değil mi? Yoksa... Yok, o gün çıktı ortaya. Çıktı mı o gün? Tabii, o gün çıktı Neşe Bacı ortaya. Yani Neşe Bacı çıktı. Ya işte bu CHP'nin yöntemlerine niye benziyor bu kadar Mahmut Öbür ya? Niye benziyor? Çünkü bunların ağababaları ABD. Bak ABD, Irak işgalini 1 milyon insan öldü diyoruz değil mi? Dehşet bir şey yani. Ki o ambargoda... Çok önemli. Ambargoda 500 bin insan, 500 bin çocuğa gıda gitmediği için öldüğü söyleniyor. Yani 91-96 arasında gibi 5 yılda. Sonra 2003'tekinde 1 milyonu aşkın insan öldü. Irak inanılmaz paramparça edildi. Yalanı söyleyenler kimdi? İngiltere Başbakanı. Colin Powell. Mesela. Yani Dışişleri Bakanı. George Bush kendisi de çıktı söyledi. BM'nin kürsüsünden söylediler. Sonra yalan çıktı. Şimdi burada bak önemli olan ne biliyor musun? Şimdi bütün bu yalanları... Karabatak'ı da hatırlatın lütfen. Karabatak tabii. Karabatak. Bu da başlı başına Körfez, bir dehşet. O ajansların işte bu küresel ajanslar. Reuters gibi, AFP gibi bütün ajansların aslında bir ana işlevleri de bu. Şeyi yönetmek. Medyayı yönetmek, algıyı yönetmek. Savaşın nasıl gerekli olduğunu anlatmaya çalıştılar ve başardılar da. Hepimiz yuttuk yani bir biçimde. Ya Saddam gibi diktatör gitsin üzerine getirdiler. Şimdi değişen bir şey var. Ben onu oraya dikkat çekmek istiyorum. Ya, o günün koşullarında öyle böyle ikircikli kalan insanlar oldu. Niye? Karşında bir Saddam var. Halepçe'yi kimyasal silahla mahvetmiş falan. Amerika, demokratik zemin. Birinci Körfez Harbi. Yıl kaç? 91. 91. Kaç tane kanal var Türkiye'de? Bir tane vardı, Star açılmıştı o zamanlar. O canlı verdi biliyorsun. O sadece olayı canlı verdi. O da canlı. Bir şey yok orada. O da bir şey yok. Şimdi, ayrıntı yok. Bir şey var yok. Mı bugünkü imkanlar? Bugünkü imkanlar çıkıp, yok. Çıkıp gerçeği konuşabileceğimiz. Evet. Bugün ya. Şimdi Necip Fazıl'ın Sakarya şiirinde bir ifade var. Çok çok hoşuma giden bir ifade. Oluklar çift akar, birinden hep nur söylüyorsun. Birinden kir diyor. Şimdi şu sosyal medya dediğimiz oluk. Kir de akıyor. Evet. Şimdi çift akıyor artık. Tamam yani bir imkan sundular. Kendi aleyhine de gelişebilecek. İfsad etmek için, yozlaştırmak için, kullanabilmek için. Ama döndü eş zamanlı olarak onu da vuruyor. Kendisini de vuruyor. Hasan Öztürk bir şey söylüyordu. Tamam yok. Tamamladık sorunu. Tamam ben söyledim. Ben söyleyeyim mi? Evet. Evet Emin Pazarcı. Evet derken evet. Söyleyeyim mi dediniz? Ben de evet dedim. Emin Pazarcı bilir dedi. Yani İsrail'in kayıplarını bir kere net olan kayıplar, kayıt altına alan kayıplar dışarıdan Hamas'ın görüntüleri de dahil olmak üzere en az iki katı. 37'den bahsediyor en az iki katı ama kayıt altına alınamayan başka kayıtlar da var. Şimdi programın başında siz bir görüntü yayınladınız. İsrail'i yine Gazze'nin tepesini aydınlatma fişekleriyle aydınlatıyordu. Niye? Bombalamak için. Madem bu kadar tüneli ele geçirdim, bu kadar tünel
girişini ele geçirdin. Madem bu kadar ileridesin ve bunların hiçbirine gerek yok, girersin oralara, bunları patlatır, yok eder, çıkarsın. Demek ki oradan zaten kafası çalışan herkes bu işin düzmece olduğunu görüyor. Gecenin şahidi olmuyor. 3-5 tane tünelin, hadi 3-5 tane tünel girişi bulmuştur vesaire vesaire, ama bu tüneli bulduktan sonra onların pek çok şeyi var. Üretiyorlar işte, kimi gaz diyor, kimi başka bir şey diyor, kimi patlatma diyor, kimi içeriye başka beton dökerek, su vererek filan diyor. Çeşitli yolları var ama şu ana kadar yapabildikleri hiçbir şey yok. Çünkü buldukları tünel girişleri de gerçek tünel girişleri değil. Şimdi size bir rakamdan bahsedeceğim. Abartısız bir rakamdan bahsedeceğim. Şu ana kadar Hamas'ın ortaya koyduğu direniş gerçek gücünün %25'i, iyi haber alan kaynakları, en fazla %25'i. Şimdi şunu diyebilirsiniz, yani Hamas bundan sonra perişan edecek, o da değil. Belki kaybediyor, çünkü zaman zaman da kayıplar veriyor, şehitler veriyor, ama asıl sıkıntı İsrail açısından yeni başlıyor. Çünkü içeriye girdikçe Hamas daha rahat hareket ediyor, tankları ve askerlerini, İsrail askerlerini daha iyi darbe ediyor. Ve sayılar da, bugüne kadar ortaya konulan sayılar da İsrail'in verdiği sayılardan çok daha yüksek. Tabii şu denilebilir, Hamas zaman zaman görüntüler yayınlıyor. Görüntü gelmiyor uzun süreden beri. Bunun da sebebi şu, haberleşme kesilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde bunların görüntülerini de ortaya koyarız. Asıl cevabı, beklenen soru şu bence. Şimdi İsrail kendi işlerine Tel Aviv'e cesetler gittiği zaman, ki bunları saklayamayacak. Bugün içerisi karışık durumda, işte muhalefet ayakta. Kime ne cevap verecek? Asıl İsrail'i sıkıntıya sokan bu. Çırpınıyor, daha fazla öldürüyor, daha fazla yok ediyor, daha fazla bombalıyor. Her türlü alçaklığı yapıyor ama hala içeride direniş var. Bu da tabii Netanyahu'yu iyice çılgın hale getiriyor. Bence asıl görüntü, mesele bu. Eyvallah. Şimdi bu süreçte Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya, Lula Silva'ya hayran olmamak mümkün değil. Mahmut Övür. Ben eskiden de hayrandım. Senin kuşak desem doğru değil mi? Nasıl? Senin kuşak. Öyle sayılır, evet. Yani ben zaten hani onun ilk başkanlık döneminden itibaren de takip eden birisiyim. Hakikaten 2013 Haziran'da tıpkı Başkan Erdoğan'ın başına örülen tuzaklar gibi, evet, aynı tuzak onun başına örüldü. Ve o zamanlarda çok yazı yazdım. Mursi, Lula, Tayyip Erdoğan, bu üçüne, üç tane büyük devletti. Bunlar hepsi yeni kutuplaşma döneminin güç kazanabilecek ülkeleriydi aslında. Yani mesela Mursi'nin bir biçimde o bölgede, yani Mısır'da seçimle, bak sadece hani demokrasinin katılımcılığını falan bir tarafa bırakın, seçimle gelip gidebilecek bir iktidar kuruyor olması bölgede başka bir rüzgar estirecekti. ABD bunu engelledi. Yani Arap Baharı'nı terse çeviren noktalardan birisi budur. Aynı şeyi Brezilya'da yaptı. Niye? Çünkü Brezilya'da güçlü bir bağımsızlıkçı bir tavır gelişiyordu. Sosyalist bir gelenekten geliyor. İşçi sınıfı, işçi sendikalarından gelen bir isim. ABD emperyalizminin ruhunu bilen bir isim. Ona öyle bir tuzak kurdular ki evinin tamiratı nedeniyle rüşvet aldığı gibi bir iddia ortaya attılar. Ve size bir şey söyleyeyim. Darbeyi de yargı üzerinden yaptılar. Evet. Yani meclisteki yüce mahkeme deniyordu ya, yüce mahkeme üzerinden yaptılar. 12 yıl ceza verdiler, sonra tabii aşağı indi falan, öyle bir şeyler oldu. Böyle bir tezgah çektiler. Lula o konuda bu küresel kumpası, tezgahı bilen isimlerden biridir. Savaşların niye çıktığını, emperyalizmin nerede ne hesap yaptığını çok iyi bilen bir isim. O yüzden Başkan Erdoğan'a da inanılmaz sempati duyan. Verelim o görüntüleri. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'den gelen Filistin kökenli vatandaşları havalimanında bizzat karşılıyor. Görelim ekranda. Havalimanında bizzat karşılıyor. Diyor ki, çocuklar savaşta değil. İsrail'in terör eylemleri İsrail terör eylemi yapmakla suçluyor. Böyle bir başka şey, İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri ve mevcut başbakan Sanchez de diyor ki, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırıları eleştirerek
İspanya'da yeni hükümetin ilk icraatı Filistin devletini tanımak için çalışmak olacaktır diyor. İspanyol Bakan Valera, göreceğiz şimdi, ben konuştukça onların görüntülerini getirin arkadaşlar. Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımak için imza kampanyası başlattığını açıkladı. Netanyahu ve onun siyasi liderlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacağız. Soykırımın ortağı olmak istemiyorum diyor Mahmut Övür. Çok açık yani. Bu arada Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Albanse, Avusturya Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada İsrail'in hesabı verilmesi gereken savaş suçları işlediğini vurguladı. İsrail işgal ettiği bir bölgede meşru müdafaa hakkı iddia edemez diyor. Programın başında konuştuğumuz mesele. Bu arada iyi insanlar da var hocam. Var. Tabii burada solun da hakkını vermek lazım. Yani kendi ülkesinin değerleriyle. Bizimkiler biraz tuhaf. Mahmut Özel. Bizimkilerde de şöyle söyleyeyim sana. Bizimkilerdeki tuhaf olanlar batıcı sol. He. Bak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Dikkat edersen CHP eksenli yapılarda bu konularda hiç bir tutarlı bir tavır yok. Çünkü orada bir batıcı ruh teslimiyeti var. Ama biraz solculuk yapan, sosyalizmden etkilenen insanlar gene bu Filistin meselesine sahip çıkıyorlar. Yani diğer konularda çok uçlara savruluyor olsalar bile en azından sosyalist duruşun gereği olarak ya da utancından diyelim ya da hissiyatından diyelim ne dersek bu konularda daha tutarlı bir çizgi izleyenler var. Bunu kabul etmek gerekir. Evet. Ama burada milli mücadelenin ruhundan doğduğunu ya da onu örgütleyen o dönemde kurulan partinin bugünkü temsilcileri inanılmaz bir tavır sergiliyorlar. Yani Ecevit'in kemikleri sızlıyor diye yazdım ben. Çünkü daha 2001'de Ecevit soykırım diye İsrail'i suçlamıştı. Ama bugünkülerin ağzından tek laf çıkıyor neredeyse. İlk cümleleri Hamas terör örgütüdür. Bunu yapmasaydı. Diye başlayan. Ya sen şu katliama bir bak. Bir İsrail gerçekliğini kafanda kur. Yani İsrail bugün ortaya çıkmış değil ki. Bugün sadece Gazze'yi yerle bir ediyor değil ki. Yıllardır Filistin'i işgal ederek her tarafını yerle bir ediyor. Kudüs'te yapmıyor mu? Batı Şeria'da yapmıyor mu? Her tarafta yapıyor. Ne yazık ki bunu görüyorlar. Ecevit'e yanlış mı hatırlıyorum? Yani o gözümün önünde o gün geri adım mı attırmışlardı bir parça? İsrail. O soykırım açıklamasından sonra. O zaman şöyle bir şey olmuştu. Çok ilişkiler kopacak diye ertesi gün Ecevit bir açıklama yaptı. Yani yuvarlak bir şey söyledi. Öyle yani soykırım demedim de demedi. Yani yanlış anlaşıldı falan gibi bir şeyler söyledi. Toparlamaya çalıştı. Evet. Zor bir şey. Niye? Türkiye'de İsrail'e karşı düşünsene sen 28 Şubat sürecini İsrail'le birlikte bizim juntacılar birlikte yönettiler. İsim isim belli. Bu kadar iç içe geçmiş. Ya yani senin MIT'inde etkiliydiler. Senin istihbaratında etkiliydiler. Bu kadar güçlü bir yapı oluşuyor. Ecevit'in de başına neler geldi gördük yani. Darbeleri biliyoruz yani şimdi. Bir de başına neler geldi ondan sonra Ecevit'in. Yani. Ona bak. Bu CHP'nin tutumuyla ilgili. Evet. Şimdi çok önemli bir yer. Buranın altını çizmek istiyorum. Şimdi nasıl ki CHP'liler Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini diyelim ki milli mücadeleyle beraber başlatıyorlar ya. Yani sanki 100 yıllık bir devletmiş gibi bakıyorlar ya meseleye. Sadece Türkiye Cumhuriyeti üzerinden okumaya çalışıyorlar. Şimdi de bu meseleyi yani Filistin meselesini 7 Ekim'den başlatıyorlar. Aynen. Ya bu iş 7 Ekim'den başlamıyor. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi milli mücadeleyle başlamadığı gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti eğer milli mücadeleyle başlayan bir devlet olsa daha küçücük, genç, yani yepyeni bir emeklemeye çalışan bir devlet olarak düşünüyor. Ama biz biraz önce devlet aklından bahsettik. İşte bir imparatorluk bakiyesi olduğundan bahsettik değil mi? Yani bu devletin sadece bu topraklarda 1000 yıllık geçmişi var. Doğru mu? 1000 yıllık geçmişi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu memlekette, bu topraklarda 1000 yıllık. Topraklarda, evet. Onu söyleyelim. Şimdi ama CHP'liler 100 yıllık bir mesele olarak bakıyorlar. Aynı şekilde şimdi de bakıyoruz, dikkat ediyoruz. İşi 7 Ekim'de başlatıyorlar. Sanki hiçbir şey yoktu. İşgal yok, katliam yok, toprak gaspı yok, hırsızlığı yok.
7 Ekim'de Hamas bir şey yapıyor. İsrail'e karşı, sivillere karşı ve İsrail de meşru müdafaa hakkını kullanıyor da Gazze'yi bombalıyor. Meseleye böyle bakıyorlar. Ya bu son derece sığ ve son derece tarihsel perspektifte uzak bir bakış. Maalesef böyle bakıyorlar. Eyvallah. Tweet hazır mı arkadaşlar? Ya ama yayın devam ederken söylüyorum. Özgür Özel'in şu son tweet'i. Özgür Özel bir tweet atmış. Bu Filistin'le mi ilgili? Evet. Solcu damarı mı tutmuş? Şimdi bak bakalım tutmuş mu tutmamış mı? Diyor ki vatanını terk etme Gazze. Güzel. Yani Muharrem İnce yanlış söyledim. Ha, Muharrem İnce söyler canım. Muharrem İnce'nin onlardan farkı, Muharrem İnce siyasi yolculuğa çıktığı andan itibaren değişmeye başlayan bir siyasi aktör. Şimdi 2018 seçimlerdeki Muharrem İnce ile 2023'teki Muharrem İnce arasında biraz ciddi bir fark var. Yani o gün FETÖ'ye dosyaları niye Amerika'dan beni aradılar diyen, evet, ya da CHP gibi düşünme, ya CHP'deki şu andaki yöneticiler gibi düşünebilen biraz farkı vardı. Ama sonra daha milli, teröre karşı pozisyon alan, Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından belli bir yerde duran bir siyasi aktöre dönüştü. Bence doğru bir yerde gidiyor. Yalnız şimdi ben şimdi niyet okuyuculuğu yapmayayım. Bu iyi niyetle atılmış bir... İyi niyetle görünür. Yani şimdi arkasından hani, ne çıkar diye bakma bence. Vatanını terk etme diyor. Bakmak istemiyorum. Gerçekten bakma, evet. Yani senin az önce çizdiğin çerçeveye katılıyorum. Burada tartışılması gereken başka bir şey var. Hani Gazze'den İstanbul'a geliyorlar ya. Yok ya. Değildir değil mi? Dünkü haliyle sonra atılması çok manidar yani. Efendim? Bakın Turgay Güler, dünkü kanserli hastaların ben de olağanüstü çabayla tahliyesinden sonra evet anladım. Ben, İstanbul dedin de Ankara. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz önce Özgür Özel'e bir tweet attı dediniz. Yanlış söyledim. Bence Özgür Özel'in Muharrem İnce'yi yanlış onu biliyorum ama tevafuk oldu, cuk oturdu. Özgür Özel'in Muharrem İnce dahil olmak üzere bunları partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir daveti var dikkat ederseniz. Geri dönün diyor. Ve Muharrem İnce'nin basın sözcüsü İpek Hanım, İpek Özkaldı bize diyor resmi bir şeyde bulunulmadı, davette bulunulmadı. Resmi davet gelsin, ona göre değerlendiririz. Şimdi bu tweet'i atan bir Muharrem İnce, Özgür Özel'in bu çağrısı karşısında ne yapacak? İleride bir araya gelecekler mi? Eğer gelirlerse, o zaman bence Muharrem İnce attığı bu tweet'in hiçbir geçerliliği yok biliyorsunuz. Tanju Özcan hemen bu şeyin üzerine atladı. Bu davetin tekrar üyelik dilekçesine başvurdu. Yani burada tabii bu tweet önemli. Bence yaralılarla değil, sadece yaralılar değil. Çok geniş bir anlam var burada. Yani yaralılar vatanlarını terk etmiyorlar ki. Yaralılar tedaviye geliyorlar. Vatanını terk etme ifadesi bırakmayın, topraklarınızı savunun anlamına gelir. Başka bir anlamı yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Öyle düşünelim. Hep birlikte öyle düşünelim. İyi niyetle bakalım. Yani niyetle okumayalım ama yani bana biraz tuhaf geldiği için bunu söyledim. Ama Mahmut Övür'ün baktığı pencereden bakmak zorundayız. Emine de cevap olsun diye söylüyorum. Şimdi diyelim Muharrem İnce gitti, Özgür Özel'le görüşebilir mi? Görüşebilir. Eski partilisi, kendi partisi falan. Ama söylediklerini orada söylemiyor olsa anlamlı. Yani o zaman soru sorabiliriz. Evet. Şimdi bir, Selahattin Demirtaş'a selam gönderdin Özgür Özel. Ne anlama geliyor? Ha. Demezse, yani PKK, FETÖ karşısında pozisyon almazsan, yani sol deyip de HDP'ye selam gönderirsen, ben seninle nasıl birlikte olurum demezse soru sorabiliriz. Evet. Evet. O zaman sorarız. Evet. Ama bunları sorulup da o görüşmede böyle bir orta nokta bulurlar. Ben bulacaklarını sanmıyorum ama böyle bir orta nokta olmaz. Aynı şey söylüyorum. Ya selam yani ileride ne yapacak acaba? Evet. Bekleyip göreceğiz. Şimdi bir hızlıca bir reklama gireceğiz. Reklam dönüşünde hem dünyadan yükselen
tepkileri de bir göreceğiz. Bu hakikaten çok önemli. Bu tepkilerin sürekli diri kalması lazım. Ama küçük bir reklam, sakın bir yere ayrılmayın. Bu arada ABD İran'la anlaştı. Reuters geçti bu haberi de. İran, İsrail'le Hamas için savaşmayacak. İran lideri Ali Hamaney, Tahran'daki görüşmesinde Hamas lideriyle görüşüyor. Hamaney ile, İsmail Haniye ile. Diyor ki, biz diyor sizin için İsrail'le savaşmayacağız. Bence ben olumlu bir karar. Sattı, bitti, başından demiştim. Evet. Olumlu bir karar diye düşünüyorum. Olumlu bir karar. Çünkü yani çünkü İran'ın, İslam dünyası da İran'ın fotoğrafı görmesi açısından evet. Önemli. Her şeyin içinde oluyor ama çok enteresan bir şey. Hani dedik ya. Size başka bir ayrıntı vereyim mi Turgay Güler İran'la ilgili? Evet. İran ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de bu işten pay çıkarabilmek için geçenlerde paketlendi, gönderildi. İranlı istihbaratçılar Türkiye'de İsrail ile avına çıktılar. Allah'tan bizimkiler erken yakaladı ve bunları paketledi, gönderdi. Ama İsrail de aynı şey yapıyor. İsrail'de Hamas siyasi büro şeflerine, buradaki yöneticilerine suikast hazırladıklarındayken onlar da yakalandı. Yani İslam dünyası neyle uğraşıyor? İran neyle uğraşıyor? Evet. Burada ucuz bir iki eylem yapıp, risksiz bir eylem, Türkiye'yi de işin içine sokup aradan sıyrılmaya çalışıyor. Bu da bence önemli bir ayrıntı. Şimdi bir detay daha var. Amerika Birleşik Devletleri İran'a 10 milyar dolarlık bir kıyak yaptı. Mahmut Öğürt, bu Temmuz'un sonunda bu açıklandı diyor. Belki şimdi netleşmiştir. Ama Salı günü herhalde. Ya belki Salı netleşmiştir yani. Günü, evet, olabilir, netleşti evet. Ya da serbest bırakıldı. O da şu. ABD'li yetkililer yaptığı açıklamada ABD'nin Irak'ın İran'a elektrik ödemesine izin veren 120 günlük yeni bir feragatname çıkardı. Irak'ta tahminen 10 milyar dolar fon bulunuyor. Böylece Irak İran'a 10 milyar liralık bir ödeme yapabilecek. Hani bu ambargolar vesaire falan var ya, bu yasak. Bir 10 milyara da bir satış var burada. Bu arada Fransız Senatosu'nda konuşan AFP Başkanı, AFP Ajansı var ya. Fransız Ajansı. Fransız Ajansı. Onun başkanı diyor ki, biz bir haber ajansıyız ve müşterilerimizin çoğu Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyor. Bu da enteresan. Evet. Haberlerimiz de dünyanın büyük bölümünün aksine sadece Amerika ve Avrupa'nın Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü belirtiyoruz. Ama bir aydır baskı altındayız. Çılgınlık bu. Ajansımızın müşterileri Hamas'ı nasıl tanımlayacaklarsa kendileri karar versinler. Ama biz terörist olarak tanımlamayacağız diyor. Müthiş, güzel. Bu da çok enteresan. Yani yavaş yavaş demek gerçeği görüyorlar. Tabii belki de başka bir hesap da vardı. Bu ajansların meselesine biraz başladı. Tabii. Daha mesela ölçülü bakmak duygusal lazım. Para da Reuters'ın kime hizmet olur, ettiği ya da AFP'nin kime hizmet ettiği. Evet. Hangi güç, küresel güç merkeziyle irtibatlı olduğu konusu evet. Dikkat etmek lazım. Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu protesto etti. Bir restoranda yakalıyorlar. Ve diyorlar ki tüm dünya Gazze'de kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesini izliyor. Bu sona ermeli. İsrail hükümetini sağduyuya çağırıyorum diyor. Kim? Justin Trudeau. Ama bu açıklamayı demeden önce bir restoranda daha ne kadar çocuk ölmeli diye protesto edilmişti. Devam edelim. Şimdi dünyadan protesto görüntülerini getirelim ekrana hadi. Bence muhteşem. Evet, yani. Muhteşem. Yani bu dünya halkları çok güzel bir şey yaptılar, sınav verdiler. Evet. Verelim arkadaşlar. We see ideas of extremism and to result to such extreme tactics. We are not given the context and the circumstances of these other human beings because they are barely human. Extremism, or whatever you want to call these violent injustices with the population in the name of freedom and democracy.
burada Paris'te tabi Fransız polisi Paris'teki gösterilere müdahale ediyor. Onu söyleyelim. Az önce Prag'daydı protestolar. Burada Paris'te gözaltına alınıyor. Çünkü Macron tutarsız. Macron ne dediğini bilmiyor. Şamaroğlan'a döndü zaten. Burası İsrail. Bu yürüyüş var. İkinci günüydü bugün. 5 gün sürecek. Bayağı bu Tel Aviv'den İsrail parlamentosuna doğru bir yürüyüş. Esir yakınları ve onlara destek verenler Netanyahu hükümetini protesto ediyorlar ve 5 gün sürecek bir yürüyüş başlattılar. Bak, müthiş, etkileyici bir yürüyüş. Bu da etkileyici bir yürüyüş. Amerika'da çok kargaşa vardı. Burası Beyaz Saray'ın önü. Beyaz Saray'ın önünde çok yani gün geçmiyor ki bir protesto gösterisi gerçekleşmiş olmasın. Dünyanın genelinde Kaliforniya'da falan tutuklamalar vardı. Tutuklamalar oluyor. Bayağı operasyon, polis zor kullanıyordu. Burada evet. Burada bir dur. Şu bebeği hatırladınız mı? Alttaki bebeği. Var mı hatırlayan? Bu 6 Şubat'taki ben. O fotoğraf damga vurdu. 6 Şubat'taki depremde ne ait bir fotoğraf bu. Ama bu Filistin'deki katledilen bebeklere karışmış. Bu doğumu orada doğmuş. Yani çünkü Filistin'de o kadar çarpıcı görüntüler var ki çocuklarla ilgili. O eli titreyen çocuk bile insanı ürpertiyor. Yani dehşet bir şey ya. O çok yani o. Yani, Turgay Güler. Bu dünya altları bir şey paylaştım ya. Da. Evet. Affetmiyor. Dünya affetmiyor. Ondan sonra da pek şey yapmadım. İnsanlar da paylaşmaktan korktu. Bakın morglar çalışırken bir takım kasalar var. Çekiyorlar, çekmeceler var. Oralarda neler vardı biliyor musunuz? Hı hı. Çocukların kafa derileri, parmakları, ayakları, kolları, et parçaları ve onlarca, yüzlerce belki kadınlar, insanlar geliyor. Çocuklarının orada etlerinden çocuklarını tanımaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olamaz. 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 Doğru bu, söylüyorsun. Bu insanlık falan değil. Artık yani insanlığın tefessü ettiği, insanlığın yok olduğu bir nokta. Ve burada tartışılacak bir şey de yok. Ve maalesef Batı hala daha buna yol açmaya çalışıyor. Bu alçaklara hala güzellemeler yapmaya çalışıyor. Şimdi bu boykot kampanyası var biliyorsunuz. Bu boykot kampanyaları hiç şüphesiz çok değerli. Ya bunlar, buna çok eleştiri yapıyorlar, küçümsüyorlar falan. Yani bu sonuçta bu hiç küçümsenecek bir şey değil. İnsanoğlunun yani yapabileceği, herkesin kendi çapında yapabileceği bir şey var. Yani bunu böyle itibarsızlaştırmak yani. Hakikaten yani, hadsizlik ya. Bu zulme karşı direnişte en konforlu iş o. Ha, onu bile yapmıyorsan artık. Evet. Ben onun dışında bir şey söyleyeceğim. Mahmut Övür, bu boykot başlayınca bu ürünler marketlerde bir anda fiyatları düştü. Öyle %30, %40. Diyelim ki 400 lira X deterjan. Düştü 260 liraya. Bilmem ürün 300 lira düştü 160 lira. Böyle acayip indirimler var. O tepkiyi öyle absorbe etmek istiyor. Demek ki iyi kazıklıyorlarmış İsrailliler bizi. Bravo. Şimdi düşünsenize seçime gidiyorsunuz. Bir anda fiyatlar anlamadığınız bir şekilde paldır küldür artıyor ve biz burada konuşuyoruz. Fahiş niye? Fiyat. Hani bu işte bir tekel var ya. Tekel var. Yani. X firma bütün ürünler onun elinde, onun üretiminde. İstediği gibi fiyatla oynuyor. Ve kazanıyorlarmış. %40 indirdikleri halde kazanıyorlarmış Mahmut Öbür. Şimdi bize bunu yaptılar, yapıyorlar. Gelelim şuraya. İsrail medyası Keset 12. Keset 12'de. Televizyon galiba bu. Diyor ki İsrailler Erdoğan yüzünden marketlerde çok daha fazla para ödeyecek. İsrailler Erdoğan yüzünden marketlerde çok daha fazla para ödeyecek. Domatesin kilogram fiyatı 20 şekele yükselecek. Zincir marketler sebze kıtlığı uyarısında bulunuyor. Bu İsrail için bunlar. İsrail'de de şu an yeterli miktarda hasat yapılamadığı ve dolayısıyla ürün olmadığı için fiyatlarda artış bekleniyor diye İsrail medyası bunu tartışıyor.
Yani orada ölen bebekler umurlarında değil, evet, çocuklar umurlarında değil. Ama bu dünya bunların hepsini görüyor Mahmut Öbür. Onu da söyleyelim. Ama Teruya Güler, Türk iş adamı da çok ciddi şekilde tepkisini ortaya koyuyor. Bakın, ithalatı bırakın, ihracatta, sanayi ihracatı %100 düştü. Hı-hı. Çelik bunlar için önemli bir şey. %50 oranında düştü. Yani iş adamlarımız da tepkisini ortaya koyuyor. Biz affedersiniz 3-5 zibidinin tavrına bakıp bunu böyle değerlendirmeyelim. Bizim ithalatçımız da ihracatçımız da gereğini yapıyor. Eyvallah. İyi, güzel. Güzel. Şimdi bu İsrailli bunları verdik. Bir şey var. Onlara geleceğim. Ya bu yürüyüşlerde Turgay şey çok önemli. Bak, hı hı, devam ediyor. Bence bu çok, bu kararlılık bence çok anlamlı. Yani böyle durmuyorlar. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da insanlar sokakları boş bırakmıyorlar. Sürekli tepkilerini dile getiriyorlar. Yani onlar zulme devam ederken insanlar da bu tepkilerini sürdürmeye, ben bence bu çok yeni dünyanın refleksi açısından işaret diye düşünüyorum. Yani artık sosyolojiler böyle ceberrut, katil devletlerin süreçlere böyle kan dökmelerine falan artık çok fazla izin vermeyecekler. İzin vermeyecek. Önümüzdeki sürecin başlangıcı diye düşünüyorum bu. Ya ister Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister başka bizim bir... Bizim Müslüman coğrafyada biraz vesaire, daha az da, o da ayrı bir sorun. Evet. Şu, ya işte Amerika'da eylemler var. Ha, bugün bir görüntü gördüm. İşte kadın öbürüne sarılıyor. Yani Müslüman değil. Ama ağlıyor. Herkes ağlıyor. Yani bu ağlanmayacak, üzülmeyecek bir şey değil. Bir şey değil ya. İnsanlığın ortak acısı ya. Evet. Şimdi iç siyasete ilişkin birkaç başlığımız var. Bunları da konuşalım isterseniz. İyi Parti'de bir şeyler oluyor Mahmut Öbür. Siz de başlayayım. Sonra Ankara'ya döneyim. İşte Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem. Bugün Adnan Beker. Adnan Beker, Nebi Hatipoğlu. Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçti. Bunu biraz daha farklı bakmak lazım herhalde. Yani AK Parti'ye geçtiği için farklı bakmıyorum. Yani kimse o anlam çıkarmasın. Neyse, yani o da istifa etti. Mesela Ümit Dikbayır henüz istifa etmedi ama istifa edeceği konuşuluyor. Çünkü onun hesaplarına bakılmış, işte para trafiğine ilişkin laflar var bilmem ne vesaire. Aksaray Milletvekili, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Eren bir sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bir ağaçlı bir yolda yürüyor ve altında şu yazıyor: gitme vakti geldiyse kaldığın her an ziyandır. Paylaşımı yapıyor. Ne oluyor İyi Parti? Ya şöyle söyleyeyim, ben dün biraz şeyde Adnan Beker'le konuştum. Yani istifa edeceğine dair bir işaret vermedi ama biraz şeyinden, konuşmasından şunu anladım. Yani durum iyi değil. Yani Ümit Dikbayır'a da sahip çıkan, diğer istifa edenlere de doğru olduğunu söyleyen, böyle gidemez diye yaklaşım sergileyen bir açıklama yaptı. Demek ki ciddi bir rahatsızlık var. Ne oluyor sorusunun cevabını... Mesela diyorlar ki Akşener partide kontrolü kaybediyor. Ona yakın milletvekili daha istifanın eşiğinde. Şimdi burada şöyle bir yere bakmak lazım. Bak şimdi bir kaotik durum olduğu çok açık. Çünkü İyi Parti aslında bir toplama parti. Yani bir siyasi aks üzerine kendisini formatlamış bir partiye dönüşemedi. Hı-hı. Yani merkez sağda bir yerde pozisyon alayım dedi, ülkücülerle yola çıktı. Olmadı. Yani başlangıçta seküler milliyetçiliğe kadar seküler milliyetçiliğe kadar gitti. Yani hatta bir ara Abdülhamit'e yönelik şeyleri de söyledi, evet, ya. Musavvattan falan bahsetti. Evet. Hürriyetten bahsetti. Yani laiklik kitabıyla ilgili bir şeyler söyledi. Tam böyle CHP'ye, evet, oradan oraya CHP'ye eklemlenen bir pozisyon. Zaten bakın orada proje şu. Şimdi bu projenin, İYİ Parti projesini bence ben proje olarak görüyorum. İYİ Parti projesinin asıl hedefi şuydu: AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı dediğimiz ya da geleneksel olarak merkez sağ dediğimiz muhafazakar blok %60-65 civarında oya sahip. Bu son 50 yıllık, 60 yıllık sürecin ortalaması açısından söylüyorum.
Solda %35-40 diyelim en babası. Şimdi burayı, burada projeyi değiştirmesi gereken HDP ile CHP'nin yan yana gelmesi değildi. Bu sağ blokun parçalanmasıydı. İyi Parti bu projenin parçasıydı. Bunu CHP'nin yanına eklemlendirmeler gerekiyordu. Eklediler de ama tutmadı. Şimdi ilk 2019'daki konjonktürel süreç biraz farklıydı. Yani o 2019'da bir öfkeyle falan filan seçmen İstanbul'da, Ankara'da ya da Antalya'da farklı tepkiler koydu. Bir sürecin Bolu'da ne bileyim. Başlangıcıydı. Yani orada bir tuttu gibi göründü. Ama iş siyasi Türkiye'yi yönetmeye gelince işin rengi değişmeye başladı. O yüzden ben bu hesapla, yani burada tabii stratejik bir hata yaptılar diye düşünüyorum. Yani nedir o stratejik hata? Her parti kendi ekseninde siyaset üreterek devam ediyor olsalardı belki başka bir formülasyon çıkardı. Yani İyi Parti merkezde bir pozisyon alıp bunu tahkim edecek bir yolculuğa çıksaydı etkili olabilirdi ihtimalle. Hatta bunu sandık 6 Mart'ta gördük, yani 6 Mart'taki çıkışı devam etseydi belki de bambaşka bir fotoğraf çıkacaktı. Onu devam ettirecek siyasi iradeyi göremedim. Çünkü bir taraftan da inanılmaz bir kumpas vardı. Yani itibarsızlaştırma süreci başladı. Bu bir projenin parçası olduğu için harekete geçmeyen kalmadı. Gizlisi, saklısı, FETÖ'sü, METÖ'sü hepsi harekete geçti. İnanılmaz bir itibarsızlaştırma. Siyaseten belki de ayakta kalmak da kolay değildi. Mesela bir Muharrem İnce ayakta duramadı. Yani o saldırı karşısında geri adım attı. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak 2014-28 Mayıs seçimleri sonrası hepsi yenildi. Kaybettiler. Yani sadece İYİ Parti değil, HDP de kaybetti. Çünkü %10-15 oy alacağını söyleyen, sürecin gidişatını değiştiren... İmamoğlu bugün diyor ki, biraz ukalalık olacak ama diyor, ben diyor hiç seçim kaybetmedim. Bu son seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak eklemlendin oraya. Girdi. İki tane belediye başkanı eklemlendin, belli bölgeleri paylaştınız. Belediye başkanı hiçbir etkili olarak olmadı. Bir de orada şöyle bir cümle daha kullanıyor. Ben diyor, ittifak kurma konusunda çok başarılıyım. Hangi ittifakı kurdu bu? Ya Kemal Bey haksızlık ediyor ya. Kemal Bey kurdu yani. Ben 2019, kurdum diyor. 2019'u Kemal Bey kurdu. Şimdi Meral Akşener'in geldiği noktada aslında belki de 14 Mayıs'ta yapması gereken parti olarak seçime girme projesini şimdi denemek istiyor. Ama bunun yanında parti içerisinde de bir sürü kaotik yapı var. Parasal ilişkiler dönmüş. İftira, kendisi geçen grup konuşmasında söylüyor. Paradan öte farklı iddialarda bulundu. Yani pis ilişkilerden falan bahsetti. Dehşet verici. Yani parti o kadar kirlenmiş ki demek ki bunun da getirdiği bir rahatsızlık var. Ve bu da grup toplantısında konuşuluyor. Tabii grup. Herkese açık. Herkese açık söyledi. Yani bunu saklı yazıldı, çizildi. Şimdi böyle bir noktaya gelmiş partide. Benim gördüğüm şu. Büyük ihtimalle bir, CHP ile bu işin yan yana kalmaktan bir sonuç elde edemeyeceğini gördü. İki, çok güvendiği, evladım dediği, Fatih diye ilan ettiği İmamoğlu'nun onu Çarkı'da sattığını gördü. Mansur Yavaş'ın da sattığını gördü. Demek ki partisinin içine dönme gibi bir projesi var kafasında. Tabii çok sertleşti. İnanılmaz laflar söylüyor, kırıp döküyor. Bunların da partiyi ayakta tutmakta probleme yol açacağını görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada gidenlere bakıyorum. Mesela diyelim ki Bahadır Erdem. Daha küreselci gördüğüm, daha CHP yakın gördüğüm bir isim. Değil mi? Bakıyorsun. Bir taraftan da AK Parti ile Cumhuriyet Halk ile birlikte olanlar var. Partideki kanatlara bakar mısın? Böyle değişik. Şimdi bu Adnan Beker. Yani MHP'ye daha MHP'ye yakın. AK Parti'ye daha yakın. 2009'da MHP'den aday olmuş yani. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Gidenlerin büyük çoğunluğu da merkez sağ, eski merkez sağcılar. Ama ne oluyor? Partide bir yeniden ülkücülüğe ya da milliyetçiliğe dönüş mü var? Onu tam bilmiyorum. Yani işin doğrusu. Emin Pazarcı bilir. Ha belki Emin bilir. Şimdi böyle bir partiyi parti yapmak için bir çaba harcıyor olabilir. Bunun boyunun ölçüsünü göreceğiz. Yani nerede? Seçimde göreceğiz. Yerel seçim de bu açıdan avantajlı bir durum değil. Evet. Yani talihsizliği orada olacak. Yani niye böyle bir strateji çizdi bilmiyorum. Yani ha diyeceğim CHP ile bir araya gelir mi? Ben zor görüyorum. Ama şunu da görüyorum. Ya son dakikada söz konusu Meral Akşener'se. Söz konusu Meral Akşener'se. Ha, çark edebilir. Ya der ki Ankara benim olsun, Antalya'dan birini bana verir falan der mi, ilçeler mi pazarlığı yapar onu bilmiyorum. Emin Pazarcı ne oluyor İYİ Parti'de? Ankara'dasın daha yakından. Şimdi tabii bakın, Turgay Güler, ben bu İYİ Parti kurulduğu zaman belki burada bu programda her yerde söyledim. İYİ Parti toplama bir partidir, devam edemez dağılır dedim.
Nitekim o günden bu yana bir takım istifalar oluyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu Meral Hanım'ı çok iyi tanıdığımı bilerek söylüyorum. Çünkü ben Meral Hanım'ı ilk tanıdığımda Özerçililerin yanındaydı. Bir zannediyorum adı Zübeyde Hanım'dı. Şehit Anaları Vakfı vardı. Özer Bey'in yanında gezerdi. Öyle milliyetçilikle şundan bunda da çok fazla ilişkisi yok idi. Daha sonra milletvekili oldu, İçişleri Bakanı oldu. Bir gün Özerçililer beni aradı, dedi ki ya Muhsin Yazıcıoğlu ile senin aran iyi. Tansu Çiller hakkında mal varlığını araştırma komisyonu kurulmuş. İşte orada oya ihtiyacı var. Dedi bunlara söyle, bana dedim yani sizin işiniz. Ama dedi bana yardım eder misin? Olur dedim, yani Muhsin Yazıcıoğlu ile sizi görüştüreyim. Dedi ki ben görüşmeyeyim, Meral Hanım görüşsün. Meral Hanım'ın Nene Hatun Caddesi'ndeki İçişleri konutuna gittik. Ve kapıda bizi nasıl karşıladı? Bunu defalarca anlattım, bir daha kısaca anlatayım. Başkanım hoş geldin dedi, biliyor musunuz dedi Muhsin Yazıcıoğlu'na rahmetli. Ben ülkücüleri çok severim. Benim ülkücülerle bir problemim yok. Daha sonra aynı Meral Akşener'i biz ne olarak gördük? Asena olarak gördük. Şimdi bunların hepsini yaşayan birisi olarak daha önce de DYP'deyken ben Erzurum'da onun fotoğrafları da var Hürriyet gazetesinde. Bozkurt işareti yapan çocuklara DYP'nin işaretini yaptığını bizzat biliyorum. Devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürü değişti. Gece operasyonu yine böyle DYP'li isimler. Bize haber verdiler. İlişkilerimiz, aramız iyiydi. Alaaddin Yüksel'di zannediyorum. Gece kapıyı kırarak içeriye girdiler. Yani ve bir zamanlar ben Meral Hanım'ı çok destekliyordum 28 Şubat sürecinde. Neydi? İşte beni kazağa oturtturmakla tehdit ettiler diyordu. Onu çok kullandı. Sonra ne oldu? Sonra bu kazağa oturtmakla tehdit eden insanlar mahkemeye çıkınca gidip davacı bile olmadı. Şimdi böyle bir isim var. Milliyetçi mi değil mi? Kim olduğu belli değil. Ve bu partiyi yönetecek. Bu kadar insanı deve dişi gibi isimler var orada. Yani mesela Koray Aydın MHP'de genel başkanlık iddiasında tamam, olan bu, bir isim. Bu fotoğraf böyle bunun de. Gibi çok isim var. Bunları sıcak, zor yönetiyor. Sıcak gelişmeye ilişkin. Devam ediyorum. Ne oluyor? Şu diye. An ne oluyor? Anlatayım. Ne olduğunu anlatıyorum işte. Ama altını doldurmadan bir şey söylersek millet boş konuşuyor Emin Pazarcı der. Peki. Onun için altını bir dolduralım önce. Yani Meral Akşener bu açıdan bu partiyi yönetemezdi. Bir bozkurt oldu, bir şu oldu, bu oldu. Bugün ne oluyor ya gelince? Buradaki insanlar bir kere beklentilerini kaybettiler. Meral'ın güç yitirdiği milletvekili bile değil. Devam ediyorum, yine yanlış çıkışlar yaptı. CHP ile ben birlikte seçime gitmeyeceğim. Kendi adaylarımı çıkaracağım diye. Ne oldu biliyor musunuz? Belediyelerden gelen bir takım destekler, meslekler de kaybolmaya başladı. Mesela Adnan Beker, işte istifa eden Adnan Beker, yani paralı isimlerden birisiydi. Şeye yakındı, Mansur Yavaş'a yakındı. Şimdi bu yaprak dökümü devam ettikçe Meral Hanım hırslanıyor. Daha pek çok isim daha var ve grup toplantılarında asarım keserim demeye başladı. Şimdi deve dişi gibi adamlar bunlar. Bunlar şey yapamazlar, teslim olamazlar. Artı şey de kalmadı, bir beklenti de kalmadı. Siyasi beka da kalmadı. Geleceğe çok da şey bakmıyorlar. Şimdi menfaatin olmadı. Menfaat derken paradan bahsetmiyorum. Siyasi menfaatin olmadığı veya siyasi ikbalin olmadığı yerde insanlar fazla kalmazlar. Geçmişte de partilerin dağılma sürecinde biz bunları böyle gördük. Bu tür dalgalanmalar olur. Daha sonra da sıkıntı büyür. Ve şu da var. Önümüzdeki yerel seçimlerde sonra belki oraya kadar bir takım adaylarla çıkacaklar. Ama kamuoyu araştırmaları ortada. Birkaç yerin dışında çok fazla yer alamazlar. İyi Parti'deki bu dalgalanma, bu çalkalanma daha da kötüye doğru gidecek diye düşünüyorum ben. Hasan Öztürk, Meral Akşener seçim sonrası yerel seçimde ittifak yok, yapmayacağız dedi. Ve bunu da çok kez deklare etti. En son CHP kurultayında işte sağa sola Selahattin Demirtaş'a şuna buna selam gönderilince işte bu bile dedi artık bizim bir daha bir araya gelmemize imkan tanımaz dedi, yani bir daha bir araya gelemeyiz biz falan dedi.
Sonra bunun devamında da İYİ Parti'den istifalar geldi. İttifak yapmak isteyenler var arasında. Şimdi bak hepsi değil. Belki çok güzel. İçinde istemeyen birkaç isim vardır ama geneli, yani ana gövde, mesela Bahadır Erdem çok ya açık. İttifak yaparsınız tabii. Ya da ben alır başımı giderim. Giderim dedi. Ha. Tamam. O pozisyonda olan isimler var. Hal böyle olunca bu fotoğrafı şöyle okuyabilir miyiz? Bunlar istifa etmiyor. Meral Akşener, ha ittifak istiyorsanız bu noktada da bana direniyorsanız kapı orada güle güle demiş olabilir mi? Şimdi evet, hepsi ittifak istiyor. Ama kimlerle ittifak istiyorlar orada ayrışıyorlar. Onu söyleyelim. Yani bu senin tespitin doğru, ittifak istiyorlar ama hepsi aynı ittifak istemiyor. Ayrıştıralım burada. Bir kere Adnan Beker diyordu ki Mansur Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun, CHP bize Ankara'yı bıraksın, biz de kendimiz Mansur Yavaş'ın etrafında birleşerek CHP'nin de desteğiyle kendimiz İYİ Parti olarak seçime girelim ve kazanalım. Bakın onun ittifak önerisi başka bir şeydi. Nebi Hatipoğlu diyordu ki, Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de biz CHP'ye mahkum muyuz ya? Hayır. Biz sağ partilerle ittifak yapmalıyız. AK Parti ve MHP ile birlikte biz CHP'ye mahkumiyetimizi sonlandıralım ve Eskişehir'de bir ittifak yapalım. Bir hatta seçim birlikteliği yapalım. Kiminle? AK Parti ve MHP ile. Bak o da farklı söyledi. Peki Bahadır Erdem. Bir isimden bahsediyorsunuz. Bahadır Erdem. Bahadır Erdem ne diyordu? Bahadır Erdem'i şuradan hatırlamakta fayda var. İki tane hatırası var. Biri benimle, biri 3 Mart'la. 3 Mart'ta olan Sayın Akşener'in masadan gittiği, kendi ifadesiyle masadan itildiği zaman masaya dönmeniz gerekiyor diye baskı yapan, bastıran tek isim Genel Başkan Yardımcılar içerisinde. Ve başarmıştı. Tekrar Akşener'i masaya oturtmuştu. Ve Akşener hatırlarsanız sonrasında dedi ki geri dönmemeyi göze alamadım demişti. İkinci hatırası benimle. Biz Habertürk'teki yayında ısrarla Bahadır Erdem İYİ Parti'ye tam geçmek üzere olduğu dönemde bir anayasa profesörü olarak yayına katıldığında diyordu ki İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na pozitif ayrımcılık yapıyorum ben. O zaman onu hatırlatmıştık. Demiştik ki Fazilet Durağı'ndaki işte efendim AKP'li trollerin otobüse bindiği görüntüleri izledim. Kanım dondu diyen bir İmamoğlu vardı. Bu görüntülerin olmadığı ortaya çıktı. Öyle bir görüntü yok. İzlemediği görüntüden kanı donan bir belediye başkanına nasıl pozitif ayrımcılık yaparsınız dediğimizde de şöyle cevap vermişti. Bunun hep görüntüleri de mevcut. Şöyle demişti. Ben ona o kadar çok haksızlık yapılıyor ki ben bir hukuk profesörü olarak ona pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Şimdi Bahadır Erdem'in ihsası reyi o gün belliydi. Belli. Şimdi Akşener ve arkadaşları bu partiyi ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor. Ama ikircikli bir tutum içerisindeler. Yani iki ileri bir adım bir geri yapıyorlar. Bir ileri iki adım geri yapıyorlar. O mesela 26 Ağustos'ta biz ittifak falan yapmayacağız. Kendimiz adaylarımızı çıkartacağız. İttifak mantığına karşıyız diye çıkış yaptı Afyon'dan. Döndü ertesi günü Fatih Altaylı'nın konu oldu. Bir anda ya İstanbul'da Ankara'da bir şey olabilir. Efendim tabanda bir birliktelik olabilir gibi sözler söyledi. Yani ikinci tutuma örnek olsun. Fakat iki haftadır bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim mi bitireceğim. Bir, CHP'de beklediği jesti göremedi. O hançerleme meselesini unutmayalım. İkinci husus, MHP gibi bir milliyetçi parti olmakla merkez sağ parti olmak arasında problem yaşadı. Ne olacaklarına karar veremediler. Ama daha çok muhafazakar milliyetçi demokrat bir parti olabilir miyiz diye söylemler geliştirince Hasan Öztürk, burada Bahadır Erdem, Hasan Öztürk, Durmuş Yılmaz gibi insanlar ayrıldı. Hasan Öztürk, şimdi bir cümle ekleyeceğim müsaade edersen. Şöyle bakalım. Hani MHP'yi ele geçireceklerdi, geçiremediler. Dediler ki
O zaman bir MHP oluşturalım, İyi Parti. Şimdi milliyetçileri oradan çekmeye çalıştılar. Öbür taraftan işte neyi, Gelecek Partisi, Deva Partisi falan. AK Parti'yi öyle bölmeye çalıştılar. Tırtıklarız diye. Yani İyi Parti milliyetçilerden tırtıklayacak. İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi AK Parti'den tırtıklayacak falan. Böyle bir kurgu yaptılar. Yani bunlara verilen rol, biçilen rol buydu. Şimdi bu rol son seçimde... Bunlar da inanıyordu ama Temel Karamoğlu dedi %20 koparacak. Tabii inanıyorlardı. İşte yani Ahmet Davutoğlu ne diyordu? O %49 oyu ben aldım. Elimi sallasam Anadolu ayağa kalkar diyordu. Evet. %1 alamadılar. Kimse ayağa kalkmadı. Yani kendi de oturdu kaldı yani. Şimdi dolayısıyla bunlara verilen rol, İyi Parti'ye dönelim. İyi Parti'ye verilen rol, sen MHP'nin oylarını çal. Tırtıkla, ne dersen yani, çal derken kastım anlaşılıyor. O rolü şimdi artık beğenmiyorlar galiba. Yani öyle de bir şey olabilir. O rol bize bir fayda sağlamadı yok diyorlar herhalde. Yok. Şöyle yani yine geçmişe gideceğiz mecburen. MHP'den kopanların çoğu tasfiye oldu bu süreçte. Tasfiye edildi. Ondan sonra Aytun Çıray gibi yani tasfiye etti. Evet, tasfiye etti. yani işte kimdir? Yusuf Halacıoğlu'nu falan hatırlatarak söylüyorum. En son bunun son ucu Yavuz Ağıralioğlu. Ağıralioğlu'dur mesela. Ama bu sefer de sonradan eklemlenenler de tasfiye oluyor. Dikkat edin. Tabii. Bahadır Erdem gibi. Yarın bir gün belki Ümit Poyraz istifa edecek. Genel sekreterdi biliyorsun uzun süre. Ümit Poyraz, Uğur Poyraz da şu anda Uğur Poyraz istifa edecekler arasında ismi. Çok özür dilerim. Uğur Poyraz çok özür dilerim. Zikrediliyor. Toplama bir parti ifadesine katılıyorum. Her taraftan gelmişlerdi ama ana omurgayı MHP'den kopanlar temsil ediyordu. Şu anda onların bir tanesi kendi partisini kurdu. Zafer Partisi. Ümit Özdağ da kopanlar arasındaydı. Toplama artı iyi yönetilemeyen bir parti. Bütün mesele. Şimdi İyi Parti ne kaldı peki? Çalışıyor. Hasan Öztürk ne kaldı peki? Yani hayır, şimdi ne kaldı ve şu bu kaldı, ne olacak kaldı yani? Bakiye tamam. Deve tamam, mi kuş mu? Söylüyorum. Bakiye'de bir kere yok. Bakiye'de %10 var. Bunu hiç atlamayalım. %10 almış bir parti var. Yok. Bu bir. Siyasi kimlik İki, olarak ne kaldı? Söyleyeceğim işte ya. Bu ya önce bakiyesini söylüyorum. %10'luk bir taban var. İki sahillerde oy alabilen seküler milliyetçilikten gelenlerin oyunu alabilen bir parti var. Ve bunun üzerine mesela Mahmut Öğür ve sen hatırlattın. Daha önce çok daha böyle ulusalcı kimliğe doğru gidiyordu. Oradan döndü. Biraz muhafazakar milliyetçilerden oy almak üzerine yeniden inşa ediyor. Haması da terörist dedi ama. Burada bir de o var. Ayrıştırıyor evet zaten kendini. Burada Akşener eğer müstakil bir şekilde seçimlere girebilirse ve orada da belediye başkanlıklarından daha çok il genel meclisi ve toplamda işte %10 civarındaki oyunu alabilirse CHP'nin yedeğinden kurtulacak. Bu büyük bir başarı. Bak ben bunu söylüyorum. Çünkü dikkat edin, CHP İyi Parti yedeğimizden çıkabilir ihtimali üzerine neler yaptı? Yani Akşener'in sifonunu bile çekmişlerdi biliyorsunuz. Üzerine sifon bile çekmişlerdi 3 Mart'tan sonra. Yani o kadar CHP'nin yedeğinden çıkmak sifon bile niye arzu edilen bir şey olsun ki? Yani CHP'nin yedeğinden çünkü çıkmamak, Akşener sözünü söyleyeyim. Çıkmamak yok, daha önemli bir şeydir bence yok. İyi Parti için. Yok. Yok, Akşener'in abi sözünü söyleyeyim burada. Gerekiyor. Hayır şu. Ki, CHP'nin olmadığı yerde İyi Parti var demektir bu. Hayır. Sen yok işte tam tersi, yani. tam tersi. Hayır. Tam tersi. Akşener bunu söyledi. Dedi ki CHP ve CHP'nin oluşturduğu blok AK Parti'nin alternatifi olamadı. Evet. Biz alternatif olabiliriz. Şimdi yedek olduğunuz zaman sürekli baş aktör, az solist CHP. CHP. Hatta sesi kötü olsa dahi, deforme olmuş yaşlı dahi olsa
Yine az soru sorarak CHP vardı. Neyi kastediyorum? Seçilemeyecek aday diye Sayın Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiler. Ama en sonunda Sayın Kılıçdaroğlu için dediler ki seçim meydanlarında bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e dediler. Dolayısıyla buradan kurtulmanın yolunu arıyor. Ben size söylüyorum. İyi Parti CHP'nin yedeğinden kurtulabilirse müstakil bir parti olabilir. Yoksa çok hızlı bir şekilde tasfiye olacak. Dağılacak. Eyvallah. Ben müstakil bir parti söyleyeyim. Olacak da hangi fikirle amorf bir yapı, jel gibi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden pek bir farkı yok. Girdiği tabağın, girdiği bardağın rengini alan ya da şeklini alan bir parti millete ne anlatacak? Yani bir şey yok. Muhafazakar diyorsunuz değil. Milliyetçi diyorsunuz değil. Liberal diyorsunuz değil. Yani deve mi kuş mu? Bence İyi Parti'nin problemi bu. Kime hitap etmek istiyor? Ne oluyor? Biz dedi Meral Hanım, biz dedi kitle partisi olacağız dedi vesaire. Ama bakıyorsunuz mesela seçimi kaybettikten sonra milliyetçi söylemlerinden vazgeçmenin kendisini sıkıntıya soktuğunu düşündü. Afyon'a bir tek şeyi aldı, dikkat edin, Kore Aydın'ı aldı yerine. Olmuyor artık yani, böyle sembollerle şunlarla bunlarla gitmiyor. Bir yandan milli mücadele edeceksiniz, bir yandan muhafazakar diyeceksiniz. Öbür taraftan milli mücadele gibi bir mücadele yürüten Hamas'a terörist diyeceksiniz. Yani bence savrulan bir parti var. Buna Türk halkı neden destek versin? Bence problemi bu İyi Parti'nin. Eyvallah. Bana da bir soru sorayım sana. Şimdi Hasan Öztürk'e şunu sordum. Dedim ki yani işte ittifak istiyorlar yerel seçimde. Meral Akşener istemiyor. İsteyenlere yönelik de dedi ki hadi buyurun kapı orada. Yani diretiyorsanız kapı orada. Söyledi, evet. Giden gitsin dedi. Şimdi çevirelim madalyonu. Bir de şöyle bir fotoğraf var. Muktedirler, yani İyi Parti'ye hükmedebilen muktedirler. Diyelim ki CHP'nin son kurultayında delegelere parayla satın alındığını söylüyorlar. CHP'liler söylüyor. 1,5 milyardan bahsediyor vesaire. Ya bir anda işte parayla delegenin oyunun rengi değişti. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Özgür Özel seçildi parayla. Koy bunu şimdi köşeye. Şimdi muktedirler İyi Parti'ye, daha doğrusu Meral Akşener'e diyorlar ki ittifak yapmazsan bunun bedelini ağır ödersin. Tamam. O da diyor ki yürüyün gidin, bana ne bedel ödetebilirsiniz? Tak bir istifa. Akşener grup toplantısında dedi ki nereden sonra CHP kurultayında Özgür Özel'in kürsüye çıkıp Selahattin Demirtaş'a selam, ona buna selam dedikten sonra vücut dili bile, hareketleri bile önemliydi. İşte o selamı çaktıktan sonra bizim bunlarla ittifak yapabilmemiz artık mümkün görünmüyor, mümkün değil dedi. Kime dedi? Kamuoyuna demedi, partinin içine dedi. Tamam. Tamam. Ha öyle mi? Meral Akşener bir daha ittifak yok deyince patır patır istifalar devam etti. Bu Meral Akşener'e ittifak yok düşüncenden geri adım at, yoksa elinde parti kalmaz, darmadağın ederiz mesajı olabilir mi? Tamam, öyle mesaj vermeye çalışıyorlar. Medyada harekete geçti. İtibarsızlaştırma süreci de evet. Başladı. Tehditler başladı. Meral Akşener böyle giderse bu kazanan değil kaybeden olacaksın demeye başladılar. Çok açık söylüyorlar. Hiç öyle saklı. Evet. Efendim analiz yapıyorlar. Analiz yaparken de ama sen İstanbul'da kaybettirirsen ne olacak gibi tehditler de geliyor. Gelebilir. Siyaset de bu işte. Şimdi kurguları yapanlar var mıdır? Vardır. Kurguların hayata geçmesini isteyen güç odakları olabilir mi? Olabilir. Ama siyaset sadece o minvalde gitmiyor. Hayatın kendi ritmi de var. Doğru. O yüzden İyi Parti'de Emin'in söylediği gibi siyasi aksi oturtsalar, yani sağcı, seküler bir parti. Ya nereye? Kalmıyor ki işte. Hiçbir şey kalmadı. Kalabilir. Bak hiç öyle değil. Niye? Şöyle bir problem var. CHP de kendi sosyolojisini tatmin edemiyor. Doğru. Bak burada İyi Parti'nin kendine oy veren kesimlerin bir kısmı MHP'de karşılık bulamıyor. Şöyle bir numara çekmişti CHP. Kendi sosyolojisini tatmin edemeyince ne? Atatürk mü? Laiklik mi? Atatürkçülük mü? Kemalizm mi? Cumhuriyetçi mi? Şimdi buraları, milliyetçilik mi? Buraları tatmin edemeyince Erdoğan düşmanlığı üzerinden. Evet, ya öyle yap. Bir, evet. Şimdi orada şey yaptı, motive etti.
Ama o bitti. O kalmadı yani. O evet. En son seçimle şimdi birlikte. Orada CHP şeyi bu iki, hem Kemal Bey'in hem Özgür Özel'in çok açık Selahattin Demirtaş'a sahip çıkıyor olması HDP'ye selam vermenin devam edeceği anlamına gelir. Gelir. Bence İyi Parti buradan kurtulmak istiyor. Kurtulabilir de ben de Hasan'ın gibi düşünüyorum. Yani eğer tamam omurgası yoktur, zayıftır falan ama şöyle düşünün yani Türkiye'de Genç Parti gibi bir sürü partiler olabilir mi? Böyle bir sosyolojide var mı? Hiç kimseden memnun olmayan kesimler de var. Buna hitap eden ve bekleyen sadece bir parti olabilir mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Ama. %10 aldı. Hayır, %8-9 oyu var şimdi. %8 aldığını düşünün. Kaybolmaz hocam. Siyaset böyle bir şeydir. Yani öyle devam edebilir. Mesela Şaban Sevinç diyor ki İyi Parti Kılıçdaroğlu bizi kandırdı öfkesinde haklı. Ancak yerel seçim stratejisini bu öfke üzerine kurmamalı. CHP kurultayı seçim sürecindeki yanlışların faturasını kesip Kılıçdaroğlu'nu gönderdi. İyi Parti bunu görmeli. İyi Parti CHP'nin yeni liderliğiyle akılcı, mantıklı ve kazan kazan anlayışına dayanan işbirliği için kapıyı açmalı. Biraz tutuşma var galiba. Evet. Niye? Çünkü şunu biliyorlar. Bakın İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da bu ittifak kurulmazsa kazanma ihtimalleri yok. Yani tamam kendilerine göre yeni bir alan yaratmış olabilirler ama İyi Parti bu süreci doğru örgütlerse yani Emin diyor ki örgütleyemez çünkü öyle bir siyasi aklı yok. Ama ben şöyle düşünüyorum yani bugünkü gidişatın önünü açan Meral Akşener doğrudur. Gelgitler yaşadı, zikzaklar çizdi. Hatta yola çıkarken düğmeyi yanlış bağladı. Tam bunların hepsi doğru. Ama şu noktaya geldi. Ya ben CHP ile ittifak yaptım. Ne kazandım? 3 tane belediyede 3 tane adam şimdi paralar götürdü. Bu istifacılardan bazıları da ittifak istemiyor ama. O da var yani. Kim istemiyor? Mesela Adnan Bekir istemiyor. Tamam işte bir dakika şunu söylüyorum. Yani, bunlar şimdi... Hayır o şöyle. Yok bak dedim ama. Bir dakika Turgay dedim ama. Bak şöyle bir şey. Bak Adnan Bekir diyor ki Mansur Yavaş'ı bize versin. CHP Ankara'da da çıkartmasın. Ve biz Mansur Başkan'la beraber İyi Parti olarak Ankara'ya kazanalım. Ama bunu ne zaman diyordu? Bunu ne zaman diyordu? Bir yayında. Efendim? Bunu ne zaman diyordu? İşte bir ay bunu iki ay olmadı seçimden mesela, sonra. Aynı Adnan Bekir sanıyorum. Aynı Adnan Bekir. Çok yakın bir tarihte şunu söyledi. Dedi ki Allah bu milleti beklemiş, korumuş dedi. Yani o yüzden Adnan Bekir biraz değişmiş olabilir. Hayır, aynı yayında canım. Hayır. Bir dakika. Aynı yayında ben oradaydım ya. Soruyu da biz sorduk. Yani aynı yayında oldu bunlar. Tamam. Yani Allah bu memleketi beklemiş. Bunlarla yani ittifak yapılmaz kazansın. Zaten onu söylüyor. Bizi diyor Allah korudu. Bu şeyle bir o altılı masa falan filan kalmadı. Ama diyor Mansur Başkan eğer bir şey istiyorlarsa bizimle hala bir kontak yapmak istiyorlarsa bir şey yapmak istiyorlarsa ittifak değil Mansur Başkan'la bizim adayımız olsun onlar da çıkartmasınlar. Niye madem böyle. Mansur Yavaş diye ısrarla Adnan Bekir direndi ve direniyor. Bence bu sorunun cevabı zaten her şeyi açık ve net olarak ortaya koyuyor. Neden? Neden Mansur Yavaş? Niçin? Yani bunların hepsinin cevabı var aslında. Hı hı. Evet. Nebi Atipoğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin cevabı ne? Hayır. Şimdi orada bak farklı. Farklı. İlişkiler. Buradaki ilişkiler de oradaki ilişkiler farklı. Ben başka şey söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. İyi Parti'de ittifak yapmak isteyenlerin hepsi aynı ittifak istemiyor. Doğru. Nebi Atipoğlu diyor ki MHP ve AK Parti'yle ittifak yapalım. Adnan Bekir diyor ki ya biz tek başımıza seçime girelim ama madem bize bir yes yapmak istiyorlar. Neden özellikle Mansur Yavaş diyor? Ankara'yı bize bıraksın diyor. Niye bak, özellikle ben olayım demiyor. Ondan sonra bir ilişki var. Yok ondan sonra Bahadır Erdem diyor ki ben yalan da söylese hiç görmediği görüntüyü gördüm kanım dondu diyen İmamoğlu'na şeksiz şüphesiz destek veriyorum. Eğer onunla ittifak olmayacaksa ben bu partiye yokum diye ayrılıp gidiyor. Aynı dolayısıyla birinin Mansur Yavaş demesi, Akşener de diyor ki Ekrem İmamoğlu demesi bu aynı vekillerin şey, hesaplarına aynı bakalım diyor. Aynı dayanıyor. Ya diyelim ki bunlar 13 aynı şeye dayanıyor. Yani şöyle o bölüme bunlar girmedik de Turgay, ne kattılar ki? Abdülkadir Selvi'nin yazısında bir bölüm vardı. Onu da hatırlatmak isterim. Çok özür dilerim.
Mesela Akşener grup toplantısında çoluğa çocuğa musallat olanlar falan diye evet. şey de söyledi. Çok yani Abdülkadir Selvi o iğrenç bir şey üzerine gitmek istemiyorum diye de bir gönderme yaptı. Şimdi yani orada yani İyi Parti'den istifa edenler var. İyi Parti'den gönderilecek olanlar ve belki de gönderili olanlar var. Yani böyle bir şey var. Niye? Kendine bir yol çizmeye çalışıyor İyi Parti. Ha başarabilir mi? Zor ama başarabilir. Çünkü %10 almış bir parti var orada. Yani bu müstakilleşebilir. O zaman da belki Sayın Devlet Bahçeli'nin hani arkadaşlar gelin bu memleket için komşuluk yapalım yerel seçimlerde demişti hatırlıyorsanız. Yani sizin tüzel kişiliğinizi tanıyorum diye bir cümle kurmuştu. Ona doğru evrilir mi onu bilmiyorum. Evet. Şimdi bir de bir dost bir şey atmış. İyi Parti diyor memnuniyetsizleri yani CHP'den de küskünleri. Evet. CHP'den de AK Parti'den de memnun olmayan kimse ya da yani, küsün, her kesimden ya. Oraya kendisini Foksladı. Foksladı diyor. Evet. Doğru. Ben de doğru makul. Diyorum. Yani AK Parti'den rahatsız olan, karşılık bulamayan, diyelim ki CHP'den karşılık bulamayan, daha çok da kıyılarda milliyetçi seküler kesimin CHP'den HDP ilişkisinden rahatsızlık duyan kesimlerin oy verdiği bir partiye dönüştü. Şimdi bunu oturtabilir aslında. Yani ben hani CHP ile ittifak yani, yapsın yapmasın. Bana... Bu rüştünü ispat etmektir değil mi bu seçim? Ya Erhan Usta bir şey söylemişti ya. Turgay Güler. Evet. Turgay Güler. Erhan Usta var ya Samsun milletvekili. Evet evet. Bir şey söyledi seçimden sonra. Dedi ki ya dedi ben dedi 250 oy aldım köyde kendi köyümde bir tane oy alamadım. Niye? Gidiyorum kahvehaneye HDP elimi uzatıyorum. Gibi. Bana diyorlar ki ya HDP ile kol kola girenlerle biz tokalaşmayız. Şimdi bunu görenler kendi işlerinde bir hesaplaşma yaşıyor olamaz mı yani? Olabilir. Şunu da eklemek lazım. Şimdi o mesajı gönderenler doğru diyebilir ama Türk siyasi tarihine baktığınız zaman küskünler hareketleri olurdu. Memnun olmayanlar hareketleri olurdu. Bir tane yok başarılı olan belli bir müddet basının desteğini alırlar. Biraz böyle dalgalanırlar. Bu küskünler hareketi, memnun olmayanlar hareketi her zaman yenilmeye mahkumdur. Eğer böyle bir düşüncesi yani, varsa tamam gerçekten da, Meral Akşener'in en fazla %7-8 alır. En fazla onu da her zaman alabilir mi tartışılır. Ya şu şeye baktı şimdi Emin Sözgü evet. de tarihi biliyor. 50-60'lı yılların ortasında orta sol deyince Güven Partisi ayrıldı Fevzioğlu. Ya ben 79'a baktım hükümet ortağı. %3 müydü, %1 miydi? Hükümet ortağıymış mı? Ben hiç öyle 79'lara kaldığını... İşte nemalanır ama sonra yaşamaz. Ya tamam yaşamaz. Da 15 yıl biraz yaşamış hoca yani. Şimdi 15 yıl yaşamış bir parti. %3 ile Milliyetçi Cephe'nin ortağı olmuş. Benim baktığım pencere şu. Şimdi İyi Parti bu ittifaklar vesaire yüzünden masadan kalktı, oturmak zorunda kaldı. Böyle hani tırnak içerisinde Şamaroğlu'na çevirdiler vesaire. Evet. Bu bir parti açısından çok kötü bir görüntü. Yani rüştünü ispatlayamamış. Tamam, rüştünü ispatlayamamış. Bir de meşruiyeti gelişmemiş bir parti görüntüsünde şu anda. Meral Akşener bu sahikle aslında doğru bir iş yapıyor. Doğru bir şey yapıyor. Evet. Yani bu sahikle doğru bir iş yapıyor. Sonucu ne olur? %20 mi alır? 10 mu alır? 50 belediye mi alır? Bu başka bir şey. Evet. Ama İyi Parti parti olmak istiyorsa bunu yapacak. Bunu yapmak 14 zorunda. Mayıs'ta yapabilirdi. Evet. Öte taraftan şöyle bir yere sıkıştırıyorlar. Ya CHP ayrı bir parti, İyi Parti ayrı bir parti. Aa bak ayrılırsan ittifak yaparsan İmamoğlu kazanmaz. Bana ne ya? Bana ne yani? Çok enteresan yani, bir akıl bu, var ya. Bu İyi Parti'den biri de çıkıp bu cümleyi kuramıyor. Bana ne ya? İmamoğlu benim partimin mensubu değil ki. Ben kazanamazsam dert ederim. Akşener diyor ki yani biz kazandırmak zorunda mıyız diyor o laflar da. Yani, ama siz iki rakip bana siyasi partisiniz. Bana ne diyemez biraz önce belirttim. Bana ne demeleri zordur. Geçmiş ilişkilere bakın. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilere bakın. Bana ne demeleri zordur. Bilmem böyle bir ihtimal de var yok değil yani. Bu ihtimali bilmiyorum. Bu da doğru. Bu da doğru. İhtimal değil gerçek bu. Net görünüyor yani. Bu da doğru yani ama... Son dakikada bir şey yapar mı? İlçiler alır mı? Başka bir şey alır mı? Bilmiyoruz. Bakarız. Evet bakacağız. Bakarız.
Mahmut Nuri çok teşekkür ediyorum. Ben Hasan Öztürk ve Emin Pazarcı çok teşekkür ediyorum. Siz Ankara'da kaldığınız yerden, biz burada kaldığımız yerden devam edebiliriz. Herkese iyi geceler, hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.